İyi geceler sevgili seyirciler. Öteki gündemle birlikteyiz. Biz Türklerin binlerce yıllık geleneğini bu gece yıl dönümünü yaşıyoruz. Bu gece Hıdrellez 5 Mayıs'ın 6 Mayıs'a bağlandığı, denizlerin ermişi İlyas'la karaların ermişi Hızır'ın buluşacakları gece. Hatta yayınımız içinde bu kutlu geceye de erişeceğiz. Bir yandan da Hıdrellez'i köklerini konuşurken eski Türkleri, eskiden gelen gelenekleri ve Türk'ün başladığı, Türklüğün damga vurduğu coğrafyaları, ata yurdumuzu konuşacağız. Türkiye'de saat henüz 23 ancak Tanrı Dağı'nda, Altayların doruklarında, Orhun Vadisi'nde, Pamir Yaylası'nda, Hazar Horosan'da, Kafkas Dağları'nda gece yarısını geçti. Ata topraklarımız Hıdrellez'i yaşıyor. Biz de anacağız ve anlatacağız. Çok değerli konuklarımız var yine bu gece bizlerle birlikte. Değerli düşünür ve kültür eski bakanımız, devlet bakanımız Sayın Namık Kemal Zeybek, araştırmacı yazar Oktan Keleş, araştırmacı yazar Erol Elmas bu gece bizlerle birlikte öteki gündemde. Çok kıymetlilerimiz geldi bu gece. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımlarınız için. Bu arada programa başlamadan önce sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştım. Masanın üzerini paylaştık yapımcı arkadaşım Esra ile birlikte. Ne olduğu çok merak edildi. Masanın üstündekiler kurgan, yani korunmuş bir mezar anlamına geliyor. Türklerin inancında yer su kültüne geldiğimiz vakit bütün bunları ayrıntılarıyla konuşacağız. Programımıza hemen başlayacağız ancak sizlerin de çok değerli katılımlarını, soru ve görüşlerini bekliyoruz her programda olduğu gibi. Bu akşamki etiketimiz dilerim ki hashtag ile bizlere soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz, bizlerle paylaşabilirsiniz. Hemen başlayalım efendim. Evet, bu gece Hıdrellez, bu güzel gecede Hıdrellez'i, Türk kültüründeki yerini ve tarihini, tabii ki de unsurlarını, motiflerini konuşacağız. Oktay Bey, sizle başlayalım istiyorum. Hıdrellez inancı nasıl yaşamımıza girdi, kökenleri neye dayanıyor? Hıdrellez'i konuşarak başlayalım, sonrasında devam edelim. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle Habertürk kanalını, tüm çalışanlarına, yönetim kadrosuna bir kez daha bizleri çağırma tenezzülünde bulundukları için teşekkürlerimizi sunuyoruz ve hepinizin Hızır yoldaşı olsun diyorum. Evet, Hıdrellez gününü birkaç saat sonra sabah ışıldadığı an Türk milleti ve Türk dünyası başta olmak üzere birçok Hızır kültürüne mensup etnografik yapılar kutlamaya geçecekler. Hıdrellez diyoruz. Hıdrellez günü nedir? Hıdrellez'den konu açılınca tabii ki Hıdrellez'in ana unsuru olan Hızır figürü gündem olacaktır illaki. Hızır aleyhisselam denen, İslam kültüründe de özdeşleşmiş bir kutlu kişi. Bu kimdir, nedir? Hıdrellez'in amacı dolayısıyla da nedir ve niçin kutlanır? Tarihi vesaire. Demek ki öncelikle Hazreti Hızır figüründen başlamamız gerekiyor, müsaadenizle. Buyurun. Öncelikle kıymetli izleyenlerimize anlayacakları bir formatta anlatmak istiyorum. Birazcık basite indirgeleyerek ve tamamen Kur'ani kavramlarla. Hazreti Hızır kıssası Kur'an-ı Kerim'de 65 ve 77. Kehf suresindeki ayetlerdeki bir macerayı anlatır. Hızır'la Musa kıssası. Evet. Hazreti Hızır ve Musa kıssası diye geçer ama Hızır kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Yani Hızır ismi yoktur. Hızır bir vasıftır. Öncelikle Hızır nedir? Yeşillendiren, bereketlendiren veya Hıdır Türk dünyasında aslında daha çok kullanılan ismi. Ortalık Asya, Uç Asya, Kafkaslar vesaire. Anadolu'da yaklaşınca Hıdır ismi Kıdır veya Hızır anlamına doğru geliyor. Bereketlendiren, geçtiği yeri yeşillendiren ve yeşil adam birçok
folklorik anlatımda da böyle tanımlanır. Peki kimdir Hızır? Macerası nedir? Hemen başlayalım. Musa peygamber der ki bir gün kavmine, bir sorusu üzerine kavminin, bu kavmin en bilgesi kimdir ya Musa diye sorduklarında cevap olarak benim der. Bunun üzerine hayır sen değilsin diyerek Cebrail aleyhisselam bir haber getirir. Musa peygamber şaşkındır çünkü kendisi bir peygamberdir ve dolayısıyla da en bilge kişilik, direktmen yaratandan vahiy alan peygamber olma cihetiyle kendisini biliyordur o güne kadar, o ana kadar. Kur'an-ı Kerim'de de bir başka surede her bilenin üzerinde bir başka bilen vardır ayetinin nüzulü sebeplerinden Esrar-ı İlahiye'de tefsir edilir bu konu. Bunun üzerine Musa peygamber merak eder. Der ki kimdir o zaman benim üzerimdeki bilge kişilik? Ben bunu tanımak, öğrenmek ve ondan bilgi edinmek ve eksik bilgilerimi tamamlamak dilerim. Bunun üzerine Allah-u Teala çeşitli ayetler indirerek işaretler kendisine verir. Yanında Yuşa bin Nun, ki Nun kelimesi Arapçada balık anlamına da gelir. Ki bir başka balık Kur'an-ı Kerim'de Zinnun olarak geçer. Yunus peygamber için kullanılan bir tabirdir. Zinnun'u da an, yani balık sahibini de an. Neden peki Yuşa bin Nun ismini almıştır? Musa ve Hızır kısasında şimdi göreceğiz. Balığın önemli bir yeri var tabii bu kısada çünkü. Tabii ki. Dolayısıyla da arkadaşı olan Yuşa bin Nun, peygamber Musa'nın yanında yoldaş olarak yola çıkarlar. Yola çıkmalarındaki maksat, bu bilge kişiliği, kendisinden daha üstün bilgiye ve vasıflara sahip olan bilgeyi aramak ve bulmaktır. Hı hı. Az giderler, uz giderler, Türkçe tabirle dere, tepe, düz giderler ve yanlarına azık, yiyecek almışlardır çıkın sepet veya heybelerine. Çünkü yola çıkmışlardır. Ve Musa peygamber acıkır. Der ki yanındaki yoldaşı Yuşa'ya şu balığı çıkar da yiyelim veya yiyeceğimizi yiyelim. O esnada yanındaki yoldaşı Yuşa bin Nun sepete elini daldırır fakat şöyle bir kelime kullanır. Kurutulmuş bir balık şu anda elimde gördüğümüz olduğunuz ekranlarda gerçek bir balıktır. Kurutulmuş halidir. Bu özellikle Karadeniz bölgesinde hamsi tuzlama tuzlamayla veya Marmara'da Girit'te lekarda denilen bir balık cinsini kurutarak birkaç sene yiyebileceğiniz kıvama getirme bir hayli yemek tabii ki ebilimidir. Çıkart yiyelim der. Fakat Yuşa der ki, ya der ben o balığın unuttum sana hikayesini anlatmaya Musa peygambere. O balık bir anda durakladığımız bir bölgede sepetten çıktı ve canlandı şaşılacak bir şekilde denizde veya suda yol tuttu ve gitti. İşte aranan yer bulundu burada. Der. Neresiydi orası der. Ancak bakınız çeşitli kodlar vardır. Çünkü Hıdrelez'den bahsedeceksek, Hızır'dan bahsedeceksek bu kısa Kelamullah'ta olduğu için, Kur'an'da yer aldığı için boşuna anlatılmamıştır. Yani aslında en ince ayrıntıları dahi bir kod vermektedir. Ayette şöyle devam eder. Andolsun ki bana bunu şeytan unutturdu. Şimdi kıymetli izleyenler buradan anlaşılacağı üzere bilgi edinmeye gidenler, bilgi aramaya gidenler, bilgi yoluna gidenlerin en çok rahatsız oldukları konu nedir? Unutkanlıktır. Ve burada diyor ki Yuşa bunu bana şeytan unutturdu. Bu ayet ifadesiyle. Neyse dolayısıyla Musa der ki peki o yeri hatırlıyor musun o balığın canlandığı yeri? Oraya gidelim. İzleri üzerine yine Kur'an tabiriyle kendi ayak izleri üzerine geri dönerler. Bunun üzerine o yere varırlar ki vardıklarında ak sakallı ve tuhaf bir kişiliği karşılarında bulurlar. Şimdi enteresan olan şey budur. Balık bir işarettir. Balığın canlanması. Bakınız aslında bu kısa bize zamanda yolculuktan tutun da tayyi mekana kadar birçok hikmetleri barındıran bir ayeti kerime. Zaten Kehf suresi aslında öyle. Çünkü ashabı Keyfi yani rakim ashabını yedi uyurlardan bahsettiği gibi Zulkarneyn kısalarından da bahseder. Ve burada da bu üç hadiseden
söz eder. Dolayısıyla da o bilgeyi tanır fakat o bilge şöyle der. Hızır ismini biz verdiğimiz kültürel anlamda yeşerten, bereketlendiren bilgi sahibi. Ayetin başında şöyle bir ifade geçer. İlim vermiş olduğumuz kullarımızdan bir kul. Şimdi kullarımızdan bir kul deyince çoğul bir ifade demek var. Demek ki aynı özelliklere sahip ki ilmi ledün, evet. Onu da konuşacağız. Başka kullar da var. Elbette ki. Değil mi? Çok güzel değindiniz. Ledün ilmine sahip burada bir kuldan bahsediyoruz ama bu kullardan ve makamında olan aslında birçok kul olduğunu ayet ifade ediyor. Bu arada tebrik ediyorum. Bu programın havasından mıdır, suyundan mıdır? Bütün buradaki sunucular hem çok güzeller hem de konulara çok vakıflar. Maşallah. Çok maşallah diyelim efendim. Kullarımızdan bir kul olunca, çoğul olunca o kulu bulmuş olurlar. Fakat burada başka bir kod devreye giriyor. Birinci kod balıktı. İkinci kod ilim. Bu şahıs ilimle donatılmış ve Allah'ın katından indullah denen özel bir yerden ilim almış. Yani sıradan bir ilim değil. Bir cumhurbaşkanını düşünün. Direktmen cumhurbaşkanından bir mektup ve ilim emir alıyor. Bir de hiyerarşik yapıya göre onun kalem müdüründen, onun altından vesaire vesaire. Burada direktmen bir sultandan, yaradandan ilim alan bir kuldan bahsediyoruz. Özel bir ilim ve ledün ilmi. Ki tasavvufta da bunu evliyanın enbiyaya üstün geldiği mesele diye anlatılır değil mi? Tasavvufta evet, bu, evet. Bu şekilde geçiyor. Değineceğim şimdi ona. Bu yolculuk esnasında yolculukları başlamadan önce ayet şöyle der. Hızır denen şahıs der ki Musa sen benimle yolculuk yapamazsın. Bana sabredemezsin. Açılımı benim ilmime tahammül edemezsin. Musa peygamber der ki olur mu? Ben bir peygamberim. Sonuçta söz veriyorum sana tahammül edeceğim, öğretine uyacağım. Mealen ve mecazen. Yolculuk başlar. Yolculuk esnasında bir gemi görürler. Hızır Aleyhisselam gemiye girer ve hemen gemiyi deler. Gemi su almaya başlar. Gemi su almaya başlayınca Musa peygamber der ki ne yapıyorsun sen ya? Şaşılacak bir iş yaptın kelimesiyle. Orada iyi insanlar, masum insanlar, çocuklar var. Gemiyi batırıyorsun. Üstelik de ayet tabii bu kadarını anlatırken aslında bizi tefekküre yönlendirir. Evet. Demek ki geminin içine kendileri de girmiş ve dolayısıyla da diyor ki bizi de batırıyorsun. Geminin içindeyiz. Ve Hazreti Hızır vakarıyla der ki ben sana demedim mi? Benimle yolculuk yapamazsın, ilmime tahammül edemezsin. İlk uyarıyı aldı. Evet. Birinci hakkı gitmiştir. Dolayısıyla Peygamber Musa özür diler. Tekrar hak vermesini, yolculuğa devam etmek diler. Bunun üzerine devam ederler. Az giderler, uz giderler, dere tepe düz giderler. Bir de bir bakarlar ki bir beldeye gelmişler, bir çocuk. Ufak bir çocuk. Hızır Aleyhisselam hemen çocuğu alır ve öldürür. Birçok kitapta kafasını kestiği vesaire söylenir. Fakat öldürür. Musa peygamber dehşete düşmüştür. Sen ne yaptın der. Daha da celallenir ki celali peygamberlerden olduğu ifade edilir. Çünkü Musa peygamber şeriat peygamberidir. Peygamberlik ilmine vakıftır. Biraz önce sormuş olduğunuz o ledün ilmi meselesi şimdi burada devreye giriyor. Musa peygamberin elindeki ilime göre bir çocuğu, masum bir çocuğu öldürmek suçtur. Kısas gerektirir. Masumdur. Hatta bir öldürülme sebebidir. Karşılık olarak. Diyet. Çünkü peygamberlik ilminde ve bugün de İslam hukukunda, evrensel insan hukukunda ki bilerek bu kelimeyi kullandım. Biraz sonra bir hikmetle açacağım bunu. Elindeki bilgi bunu gerektirir. Fakat Hızır Aleyhisselam'ın elindeki bilgi ledün ilmidir. Yani ilmi ledün denilen o farklı ilim olduğu için o farklı sistemde farklı şekilde ters görünen bize göre çok mantıksız hatta korkunç hatta şaşılacak şekilde yaşanan birçok sistemin içerisindeki doneleri farklı algılatan bir ilme sahiptir. Bilgiye sahiptir. Der ki ben sana söylemedim mi? Beni ilmime tahammül edemezsin, benimle yolculuk yapamazsın. Bunun üzerine çok zor da olsa teskin olur Musa. Çünkü der ki bu bana Rabbimden bir işaretti bu şahısla tanışmam. Öyle olsaydı, tersi olsaydı
bu şekilde karşılaşmazdık vesaire düşüncelerle özür diler ve üçüncü kez hak ister ve yolculuğuna devam eder. Yine az giderler, uz giderler fakat bu sefer çok yorgundurlar, harap ve bitap düşmüşlerdir. Açtırlar, susuzdurlar ve artık çıkınlarında yiyecek de kalmamıştır, derman da ayaklarında kalmamıştır. Bir beldeye veya bir şehre, bir kasabaya gelirler. Oranın halkına selam verirler, kimse selamlarını almaz. Yer sorarlar, kimse cevap vermez. Kimse bunların yüzüne bakmaz, ilgilenmez. Birazcık daha giderler ki bir yıkılmış duvara rast gelirler. Yıkılmış duvarın önünde de bir ev vardır. Hızır Aleyhisselam paçaları ve kolları sıvar. Der ki haydi Musa duvarı örelim. Başlarlar duvarı tamir etme. Yıkılan duvarı örüyor. Çok yorgundur Hazreti Musa fakat tabi olmuştur bir kere. Sizin biraz önceki söylemiş olduğunuz deyimle mürşidine diyelim artık. Çünkü peygambere bilgelik öğreten bir ilime sahip bir bilgeden bahsediyoruz, söz ediyoruz. Bunun üzerine o duvar örülür. Fakat çok yorgundurlar ve açtırlar ya. Musa peygamber der ki keşke buradan şu evden duvarın sahibi bu ev olduğu açık ki bu duvar bunun bahçesinin kenarında ücret isteseydin bari ya. Karnımızı doyursaydık. Susuzluğumuzu giderseydik dediği an muhalefet etmiş olur ve üçüncü hakkını kaybeder. Ve Hızır Aleyhisselam şöyle söyler. Artık ayrılma vakti gelmiştir. Artık üç hak dolmuştur. Şimdi kıymetli izleyenler bu üç hak meselesi hani deriz ya kültürel olarak Allah'ın hakkı üçtür. Oraya mı dayanıyor? Aslında buradan kaynaklıdır fakat İlahi Esrar'da, Esrariye'de Allah'ın hakkı üçtür erenlere, makam sahiplerine. Çünkü karşısındaki bir peygamberdir. Düşünün makam sahibini vesaire. Biz avam kullara Allah'ın hakkı çok sonsuzdur diyebiliriz. Yoksa çok da sınıfta kaldık deriz. Yani Allah birçok fırsatlar ve haklar bizi aslında tanıyor. Bunun üzerine Hazreti Hızır açıklamalarda bulunur. Çünkü Musa peygamber utanır. Üç defa hak istemiş ve üçünde de maalesef ki sabretmemiş ve hikmetini öğrenmek maksadıyla da değil, hiddetle sorular sormuştur ve Hazreti Hızır sıralar. Hiçbirini ben bunların kafamdan yapmadım. Ayet böyle devam ediyor. Anlattığım şeyler ayet-i kerimede, meale. Bunların hepsini Allah'tan aldığım ilimle yaptım. Bir, o gemi vardı ya, o geminin içerisinde Müslümanlar veya iyi insanlar, çocuklar vardı ya, gemiyi deldim ya, evet. O dönemde orada azılı bir korsan vardı ve bütün gemilere tasallut ediyor, gemileri ele geçiriyor ve içindekileri öldürüyor, tecavüz ediyordu. Gemiyi hasarlı gösterdim ki yarım batırdım, tenezzül etmesin ve gemiden yüz çevirsin istedim. Dolayısıyla da korsan o gemiden uzaklaştı ve yüz çevirdi. İkincisi var ya, o çocuk, ayet aynen öyle söylüyor, büyüseydi annesine babasına isyankar olacak, kavmine, topluluğuna zarar verici, üzecek ve yoracaktı. Onun için onu Rabbimden aldığım ilimle öldürdüm. Allah onlara yeni çocuk nasip edecek. Üçüncüsü ise o yıkılan duvarın altında bir define vardı, hazine vardı. Ve o evdeki iki tane yetim çocuğa aitti. Eğer biraz daha duvar eşileseydi, toprak eşinseydi o hazineler çıkacaktı ve çocuklara ait olmayacaktı. Büyüdükleri zaman ördük ki duvar onlara ki burada dikkat edilsin bir zamana da müdahale var. O yetim iki çocuğa kalsın istedik. Şimdi burada çok önemli bir şey ifade etmek istiyorum müsaadenizle. Birçok ateist hatta İslam dairesinde olan insanlar bu üç hadiseyi Kur'an-ı Kerim'den bazen sorgularlar. Örneğin en çok sorgulanan kısmı ortasındaki çocuk hadisesidir ki İslam fıkıhında da bir çocuk ki bunun Hıdrellez ile bağlantısı olduğu için ifade edeceğim ve bir örnek vermek istiyorum. Derler ki bir masum çocuk nasıl öldürülür? Zamanda yolculuk dahi yapılsa o çocuğun asi olacağı bilinse dahi o suçu işlemediğinden dolayı o yaşam hakkı ona tanınmadığından dolayı nasıl öldürülür diye sorular sorulur. Ki haklıdır da yani bu soruyu soranlar çünkü düz mantıkla görüldüğü zaman böyledir bu iş. Şimdi bakınız.
Geçtiğimiz günlerde iki tane vaka şahsen yaşadım ki ben iki vaka yaşadım derken birçok izleyenlerimiz illaki bu vakaları yaşıyorlar. Nedir? Sıradan bir vaka aslında ama veballi ve hassas bir konu. Bir yakınımızın biri hamile kalıyor. Fakat hamile olduğundan haberi yok. Ve dolayısıyla da daha önce bir geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı çeşitli ilaçlar kullanıyor. Bu ilaçları kullandığından dolayı da daha sonra hamile olduğunu öğrenince doktor diyor ki eğer siz bu çocuğu doğurursanız bu çocuk mutlaka %99.99 bizim bugünkü ulaştığımız tıbbi bilgi ve teknolojiyle sakat doğacak, spastik doğacak, organları eksik doğacak, sizi üzecek, yoracak diyor. Ve bunun mutlaka alınması gerekir. Derken çok enteresan bir şey. Doktorun ismi hariç çok enteresan. Bu bayanın kayınpederin ismi Musa. Musa amca diyor ki, tabii çocuğu aldırıyorlar ve oğlunun, dolayısıyla torununu aldırdığı için emekli imam olan Musa amca hiddetle doktorun yanına geliyor. Diyor ki, sen nasıl olur da böyle bir şey yaparsın? Hızır ismini verdiğim buradaki doktor şöyle diyor. Ey Musa amca sakin ol, ben bunları kafamdan yapmadım. Allah'ın bize lütfetmiş olduğu teknik ve teknolojik imkanlardan yaptım. Eğer ki bu çocuk doğsaydı ileride hepinizi üzecek, yoracaktı, sakat doğacaktı. Ve bakınız çevremizdeki bu tip yaşanan hadiselere deyince Musa amca ikna olur. Yani burada aslında bir iştihattan bu Hızır kısasında bazı ilerleyen teknolojiyle bazı fetvaların teknolojik mende verileceğinin ibreti, işareti verilmiştir. Anlatabildim mi burada ne demek istediğimi? Günümüzde yaşanan aslında bir hadisedir. Hızırı bilgi sadece ledünni amaçla kullanılan bir şey değil. İnsanla içtihadi ve bilgi olarak da bugün yaşadığımız konulardan bir tanesidir. Buyurun. Şimdi şunu sormak istiyorum. Hani Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor ya Kehf suresinde. İşte katımızdan ilim verilmiş bir kul. Evet. Allah katından ilim veriliyor. Ama Hızır ismi geçmiyor. Hızır ismi ne vakit konulmuş ve işte bu tarz mucizeleri gerçekleştiren, yardıma koşan, hani sıra dışı olaylar yaşadığımız vakit evet Hızır geldi deme inancı neye dayalı? Evet. Şimdi müsaade ederseniz ona cevap vereyim. Hı hı. Ancak bir iki kelime daha eklemek istiyorum. Tabii. Bakınız Sad suresi 86 ve Şura suresi 23. ayet-i kerimelerde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allahu Teala'nın emrini yani ayet-i kerime. De ki ben sizden ücret istemiyorum. Yani bir peygamber aslında ücret istememesi gerekir ki Musa peygamber ücret istemişti. Ya o duvarı yaptık bari ücret alsaydım çünkü acıkmıştı, susamıştı vesaire. Burada ledün ilminden faydalanamamasının en büyük sebebi mana ehillerinin bu hadiseyi gösterir. Şimdi Hazreti Hızır meselesine geleceğiz ancak ledün ilmi nedir ona da biraz değinelim, evet, değinelim mi? Ledün ilmi şeriat ilmi veya akli ilimlerin dış yüzeyde görünürken aslında iç hakikatinin ilmidir. Biz bir şeyi dışarıdan, uzaktan görüyoruz ama hiçbir şey göründüğü gibi değildir aslında. Hakikatine inen ilimdir. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde Yusuf peygamberle ilgili bir kıssa vardır. O da ledün kullanır. O da peygamberdir ama Musa peygamber ücret istediği için ledün ilmine sahip olmamış. Fakat Yusuf peygamber hem peygamber ilmi var, peygamber. Hem de ledün ilmini kullanmıştır. Ne zindana yapmıştır? Atılması meselesi. Efendim? Zindana atılması meselesi. Zindana atılması meselesinden hariç dışarı çıktıktan sonra Mısır'a melik olur biliyorsunuz. Evet. Hazinenin başına geçer vesaire. Fakat kardeşleri daha sonra kuyuya atan kardeşleri Mısır'a gelirler. Tanırlar onu. Bünyamin isminde bir kardeşi vardır. Mısır'a dışarı çıkacakken Yusuf Aleyhisselam onu tanıdığı için heybesinin içerisine Firavun'a ait bir tas koyar. Ayet bu. Tas koyduğu zaman habersizdir. Bakın dikkat ediniz. İlmi ledünden bahsediyorum. Ters gözüken bir şey. Dışarı çıkarken muhafızlar arama yapıyorlar. Bugünkü gibi çevirme yaptıkları gibi emniyet kuvvetlerinin vesaire. Ve tası bulurlar. Bünyamin'in bundan haberi yoktur ve yakalanır hırsız diye. Ve maksadı aslında Yusuf peygamberin kardeşinin Mısır'ın dışına çıkmamasını istemesiydi. Bir olaya binaen. Yani şimdi şurada düz mantıkla baktığımız zaman biz birbirimizin çantasına herhangi bir eşya koysak ve yakalatsak İslam hukukunda ve insanlık ahlakında ne olur? İftira olur, suç olur ama bir peygamber bunu yapmış. Fakat bir hakikate binaen ilmi lödünü ters gözüken bir hadiseyi kullanmış
ve bunu gerçekleştirmiş. Tabii burada ehil olmak lazım. Evet. Dolayısıyla da her önüne gelen bir çocuk keselim. İşte biraz önce doktor örneğini verdim. Bunun gibi diğer iki gemi olayıyla, sondaki duvar olayına da çok örnekler verebiliriz ama dolayısıyla da bunun için ehil olmak lazım ve mana sultanlarının yanında yetişmek gerekir vesaire vesaire. Şimdi Hızır ismini kim koymuş? Veya Hıdır ismini veya Kıdır ismini. Şimdi baktığımız zaman bir İlyas Aleyhisselam meselesi var. Hazreti Hızır'la aslında Hıdrelez'in manasını buluştukları. Şimdi bu kısa Musa ile Hızır'ın buluşmasını anlatır. Fakat orada dikkat ederseniz ayette Yuşa bin Nun kaybolmuştur. Yuşa'dan daha bahsedilmez. Sadece o kişiyi bulana kadar gelinen süreçte Yuşa bin Nun geçer. Acaba o da balığın üstüne binip gitmiş midir diye düşünüyoruz. Peki İlyas peygamber kimdir? İlyas peygamber Kur'an-ı Kerim'de geçen büyük peygamberlerden bir tanesidir. Baal putuna karşı savaşmış. Kavmini, gönderildiği kavmi Baal putu denen bir tapınma heykeline karşı kavmini uyarıcı olmuş bir peygamberdir. Ama özelliği Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde anılır. Saffat suresi 123'te. Yine Saffat 30'da, Enam 85'te, Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da an der. Fakat çok enteresan bir şey vardır. Saffat 123. ayet-i kerimede İlyas peygamber için şöyle der. Gerçekten İlyas gönderilmişlerdendi. Bakınız çok enteresan. Şimdi bir peygamber var, peygamber verilmişlerden değil, gönderilmişlerdendi. Şimdi işte bakın Led'in sırları geliyor. Peki hayatını inceliyoruz İlyas peygamberin. Kim? Evlere giriyor. Hatta o kavim öyle bir konuma gelmiş ki kıtlık yaşanmış. Leş yemeye kadar düşmüş. Fakat İlyas peygamberin evine girdiği, kimin evine giriyorsa bereketlenmiş, evi erzak dolmuş, tarlaları yeşermiş vesaire. Burada bir Hızır sanki aynı misyonu taşıyan bir insandan bahsediyor. Hayatı bereketlendiren ve ayağını bastığı yer yeşillendiren. Şimdi Hızır meselesi böyle olunca İlyas peygamberle ve bir de karşılaşması var. Peki İlyas kim? Peygamber olduğu belli ancak başka bir misyonu var. Peygamber ama gönderilmiş. Yani peygamber olarak bir yerden bir yere özel olarak gönderilmiş. Sadece peygamber misyonu yok. Hızır kim? Kültürde Hızır da bastığı yeri yeşerten, İşte bastığı yerde ot bitiren, tersi de vardır ya, bastığı yerde bu adamın ot bitmiyor falan denir. Zıttıyla kayım anlatırsak hadiseleri vesaire. Ve bereket saçan. Fakat bu folklorik bir anlatımdır. Aslında Hazreti Hızır ilimsel olarak gönülleri yeşerten, ledün ilmiyle aydınlatan bir figürdür. İlyas peygamber ise folklorik olarak yerde. Biri karalarda, biri denizlerde. Bunların da bir karşılaşması vardır. Hatta ikisi kardeştir, biri dünya hayatında ilk defa birbirlerine rastlayacaklardır. Hazreti Hızır denen şahıs Allah'tan ilim almış özel kullardan bir kul ve İlyas peygamber. İlk defa bir yerde karşılaşacaklardır. Demek ki Musa kısasında iki denizin birleştiği yerden bahseder. Orada işaret için çok önemlidir. Dolayısıyla da deniz kültürü de orada işaret olarak anlatılır. İlyas peygamber denizlerdeki darda kalmış masumlara, mağdurlara yetişen olarak anılır. Hızır Aleyhisselam karalar olarak. İki kardeşin, iki denizin birleştiği yerde karşılaşması aslında iki iklimin, iki kültürün, iki ilimin ki Hazreti Mevlana ve Hazreti Şems'i İki derya deniz ilimle de ilişkilendirdiği için karşılaşmalarını iki denizin birleşmesi olarak tasavvufi anlamda betimlerler. Bu hep Hızır'ı kaynaktan gelir. Hızır ismini aslında kültürel olarak insanlar onlara vermiştir. Bir vasıftır. Fakat gerçek ismi kimdir? Kimileri çeşitli kültürlerde ve dinlerde teolojik olarak bazı isimler takmışlardır. Fakat aslında kesinlikle şudur budur demek doğru değil. Vasfıyla bilinen, gönülleri yeşerten, bereketlendiren ve iklimi getiren fakat bir karşılaşmalar sebebiyle ortaya çıkan farklı bir yeni dirilişten bahsedilir. Şimdi ben size sözü bırakacağım. Çok kısaca bir şey anlatacağım. İlk defa televizyonlarda kıymetli Buyurun. Sayın
Zeybek Beyefendi'nin talimatıyla bunu yapacağım. Kuliste bizzat konuşmuştuk. Biliyorsunuz ki biz bugün takvimimizde miladi takvimi kullanıyoruz. Yani Gregorian takvimi. Yüce Deniz'in, Yüce Deniz isminde bir keşisin, yani Hristiyan din aliminin yapmış olduğu, düzenlemiş olduğu takvim. Gregorian takvimi. 1925'e kadar biz bu takvimi kullanıyorduk. Yani Julien'i kullanıyorduk. Rumi takvimi kullanıyorduk. Dolayısıyla da Julien. Evet, 1925'e kadar 698 sayılı kanunla ve 1 Ocak 1926 itibariyle bu takvime geçtik. Gregorian yani miladi. Evet, miladi takvime geçtik. Ondan önce Julien yani Rumi diye adlandırılan takvimi kullanıyorduk. Şimdi peki Rumi takvim Julien takvimine göre Hıdrellez günü ne zaman kutlanıyor? Ne zaman kutlanıyor? 23 Nisan. 23 Nisan. Evet. Bakınız çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yani Rumi takvimde 23 Nisan, miladi takvimde gün ay hesabına göre 6 Mayıs diye geliyor, evet. Tekabül ediyor. Peki biz bu takvimi 1925'e kadar hatta 1 Ocak 26'ya kadar Rumi takvimi kullandıysak, 1920 yılında 23 Nisan'ında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Atatürk özel talimnameyle niye bir gün önce değil de demiştir ki bekleyin 23 Nisan'da açacağız? Hıdrellez günü açmıştır. Bahar bayramı, yenilik, evet, dirilik. 23 Nisan Rumi takvime göre Hıdrellez günüydü. Atatürk de bu zaten yoktu. Tabii ki Atatürk biliyordu. Bakınız ansiklopedik bilgidir. Gregorian takvimi ve Julien takviminin 23 Nisan'da Hıdrellez gününe denk geldi. Dolayısıyla da Büyük Millet Meclisimiz 1920 yılında 23 Nisan günü Hıdrellez günü yeni bir dirilişe, yeşermeye, yeni nesillerin o çocuğun kesilmişti. Onun için vurgu yaptım. Hani öldürmüştü ya Hazreti Hızır. Tekrar yeni bir neslin diriltilmesine, çoğalmasına, Türkiye'ye ve Türk milletinin yücelmesine kapı açacak Millet Meclisi'ni özellikle o gün seçmişti. Bunu da burada ifade etmek istedim. Evet. Şimdi ben şimdilik Hıdrellez'in ritüellerini de konuşmak istiyorum. Birçok ritüeli var. İşte gül ağacı vesaire ve hatta böyle bazı o zamanlardan günümüze eskiden kalan böyle batıl inançlar da var. Buna da değinelim istiyorum. Ama değerli büyüğüm size sormak istiyorum. Şimdi eskiden İslamiyet öncesi Türkler Hıdrellez'de biz baharın gelişini kutluyoruz. Baharın gelişini kutlarlar mıydı? Nasıl kutlarlardı? Bunu dinleyelim sizden. Evet. Tabii yani baharın gelişinde kutlarlardı, yazın gelişinde kutlarlardı. Bugün de kutluyorlar. Bugün de kutlanıyor. Yani işte Nevruz bir anlamda bahar bayramıdır. Zaten Nevruz yeni gün demek. Ama Nevruz sözü gerçi Farsçadan girmekle birlikte Nevruz malum yeni gün. O bahar bayramıydı. Mesela Tatarlarda da Sabantoyu şeklinde kutlanır. Sabantoyu derler. Bildiğiniz Sabantoyu bildiğiniz Hıdrellez'dir. Tatarlarda. Ben katıldım orada o bayramlara. Nevruz'da çok katıldım da Saban Toyu. Saban Toyu yani hani sapan var ya. Evet. Toprağa sürdüğümüz onun düğünü, bayramı toy. Toy Türkçede düğün demektir. Bayram demektir. Toy. Burada da öyleydi. Sonra biz düğüne alıştık. Toy sözünü unuttuk. Hani Dede Korkut boylarında der ya. Dedem Korkut geldi, boy boyladı, soy soyladı ve işte toya katıldı, şunu yaptı, bunu yaptı falan. Bu evet, bu devam ediyor, bu yapılıyor. Türklerde tabiatla yakın ilişki vardır. Ona girmem ister misiniz eski tabii Türk ki inancına? Kütlere evet de girelim. Girelim. Böyle bir sıralamada gitmeyelim. Mevzu geldikçe işte Atakürtü, Yersu kültü, Atalar hayır, kültü girelim. Hepsine girelim. Girelim ama Oktan Bey'in anlattıklarına küçücük bir katkıda bulunayım. Lütfen. Ve hiç bizimle ilgisi yokmuş görünen bir yerden, Voltaire'den. Fransızların büyük yazarı, düşünürü Voltaire var ya. Evet. Voltaire'in Zadik diye bir romanı var. Zadik. Zadik'te tam da Oktan Bey'in gayet dirayetli ve açıkça anlattığı o Hızır ya da işte Allah'ın kuluyla Allah'ın kendisine özel bilgi verdiği yani ledün ilmini verdiği kul ile Musa Resul arasında geçen o kıssa. Romanın iskeleti o kıssadır.
Zadik esas itibariyle onu anlatır. Yani en önemli bölümü o. O yalnız orada melek olur. Yani Hızır melek olur. Ve Zadik denilen zat ile, roman kahramanıyla birlikte giderler. Aynen o işler olur. Yani Kur'an'da anlatılanlar olur. Orada kendisini ağırlayan ev sahibinin çok güzel bir çocuğu vardır. Ev sahibi der ki, çocuğum size yolu göstersin. Yolu gösterirken melek olduğunu sonradan öğrendiği o işte bizim Hızır diyelim, Hızır dediğimiz zat çocuğu atar suya, köprüden atar. Ne yaptın sen filan diye başlar Zadik yani Musa. Ne yaptın sen diye başlayınca der ki böyle böyle. Aynen anlattığı gibi yani. Bu çocuk bir eşkıya olacaktı, seni öldürecekti. Sonra anasını babasını öldürecekti. Sonra da birçok insanı öldürecekti. Ben bu çocuğu atmak suretiyle bunları önledim der. Ama Zadik çok akıllı bir soru sorar. Der ki peki ama bunun yerine bu çocuğu eğiterek iyi bir insan haline getirsek de topluma kazansak olmaz mıydı? Dolayısıyla bu yeryüzünde kötülük olmasa daha iyi olmaz mıydı? Diye ezeli bir soruyu sorar. Evet. Ona verdiği cevap ilginçtir. Tabii cevap Voltaire'in cevabıdır. Ama işte o melek dediği Hızır'a söyletir. Ha Hızır'ın melek olduğuna falan inananlar da vardır bizim kültürümüzde de. Tabii. Bunu yani, da soracağım. Bazen hani itilaf diyorlar var. Peygamberdi, işte melekti, evliyaydı. Ama biz tabii biz onun bir ilmi ledünle de sahip bir yalvaç, İnsanlık, bir efendim nebi olduğuna inanıyoruz. Evet. Şimdi cevap şu der ki Hızır diyelim. Bizim Hızır diyelim. Çünkü o hikaye odur yani. Der ki olurdu ama o zaman dünya başka bir dünya olurdu. Yani başka dünyalarda öyle bir şey olabilir. Yani kötülüğün olmadığı dünyalarda vardır. Ama bu dünya böyle düzenlenmiştir. Kötülüğü de içinde barındırır. Olacaktır hayat. Dolayısıyla bir de bu cevaptır tabii. Yani hiçbir görüş, hiçbir cevap tartışılmaz değildir, %100 gerçek değildir filan. Ama bir açılımdır, bir görüştür. Dönersek bizim kök inancımıza, kök inanç. Hı hı. Aslında tabii bence bütün inançların temelinde, yani bu yeryüzünde mevcut bulunan, kimisine semavi, kimisine beşeri denilen, ben bu ayrımı da yapay bulurum. Ne demek semavi? Semavi. Bütün inançlar semavi, gökle ilgilidir yani. Semavi demek gökle ilgili demektir. Türkçesi semavi yani gökle ilgili. Bir bakıma bakarsanız bütün inançların temelinde gök inancı vardır. Ama gökten inmek anlamına söylerseniz yani ne iniyor gökten bir şey indiği falan yok. Yerden her şey oluyor yani. Yani her yerden oluyor. O aklıma ne geldi? Aklıma ya senin de aklına hep batıllar mı geliyor? Neyse geliyor bazen. Andrejit'in Dünya Nimetleri geldi. Şöyle başlar Andrejit. Nathanael, yani Dünya Nimetleri böyle başlar. Nathanael, Tanrı'yı her yerden başka yerde arama. Her yerden başka yerde arama. Ne demek bu? Her yerde. Her yerdedir demek. Böyle başlar. Gözün bir şeye takılırsa kaybedersin Tanrı'yı. Gözün bir şeye takılırsa kaybedersin Tanrı'yı. Şimdi değerli dostum bana çok ilham verir Oktan Keleş Bey. Mesela bu bal putuyla il yas meselesini bir incelemek lazım. Bal deyince sizin aklınıza bal bal gelmiyor mu? Evet. Bal bal nedir? Bal bal Türkistan'da işte böyle bir nevi puttur. Peki il yas deyince sizin aklınıza ne geliyor? İl ve yas. Yas deyince yasa gelmiyor mu? Bunlar bir incelemek lazım. Bu sizin işiniz. Estağfurullah. Şimdi dönelim biz. Türklerin inancıyla bütün bu anlattıklarımız arasında birebir ilişki vardır. O da nedir? Türklerin kök inancı şudur. Nereden çıkaracağız? Göktürk yazıtlarımız var.
Göktürk yazıtları ki taş, taşa yazılmış. Taşa. Yani onun için yazan atalar demiş ki bunlar mengü taşlar. Ebedi taşlar yani. Ebedi. Ebedi taşa yazdırdım diyor. Başka hangi millette var böyle taşa yazılmış kitap? Taşa yazılmış kitap. Evet. Diyor ki orada, Tanrı göktür. Türkçe'de o dönemde Tanrı kelimesinin iki anlamı var. Birisi yaratıcı demek, birisi de kozmos, uzay, gök demek. Kozmos. Ama ata o Türkçe'de yer ile göğü ayırdığı zaman, yani yeri ve insanı göğün dışına çıkardığı zaman ona kök tengri diyor. O başka bir şey oluyor. Tanrı her şey, varlığın tamamıdır Tanrı. Ama o Tanrı kök tengriyi, yeri ve insanı yarattı. Bahsettiğiniz kök inancı bu mu? Dahası var. Kitap yazıyorsunuz tabii, değil mi? Müjdeyi de verelim. Sözü tamam. De aldık. O kitap basılacak ve Namık Hoca'yı ağırlayacağız o tek gündemde. Bitmek üzere, bitmek üzere. Şimdi burada ayrıca Kültügin Abidesi'nin Çince metni şöyle başlıyor. Tengri, Tanrı, gök. Yani gök ve Tanrı aynı şey. Bir defa bunu bir önce bir iyice anlamak lazım. Yani Türk o zaman Tanrı dediği zaman sonsuz göğü kastediyor. Diyor ki o her şeyi kapsar. Onun dışında hiçbir şey yoktur. O her şeyin içindedir. Kur'an-ı Kerim'den eğer bu ifadeyi çıkarmak istersek, yani Kur'an-ı Kerim'de de tabii ki bu var. Allah evveldir ve ahirdir, zahirdir ve batındır. Yani görünen her şeydir Allah. Zahir odur. Görünen her şey. Batın nedir? Görünmeyen her şey ve ikisi birdir. İbn Arabi de şöyle diyor. Evet, biri birinin batını, biri diğerinin zahiridir. Hak, hak, halkın batını, halk da hakkın zahiridir. Bu da İbn Arabi'nin Fütuhat kitabında. Dönersek, niye oraya buraya gidiyorsun? Çünkü hepsinin zaten kaynağı Türklerin inancı, kök inanç. Şimdi bunun peki tabiatla, baharla, bayramla ilişkisi ne? Ha. Şimdi bir iş böyle olunca inancın, bu inancın hayata yansıması şu. Görünen ve bilinen her şeyde Tanrı'nın nuru ve ruhu vardır. Sadece insanda değil yani. Her yerde. Yani hayvanlarda, ağaçlarda, taşta, şu ortadaki masada, şu suda, yiyeceklerde. Yani bildiğiniz her şeyde ruh vardır. Ve hepsi bilinçlidir. Her şey bilinçlidir. Onun için siz evinizdeki çiçeği severseniz çiçek güllenip açılır. Sevmezseniz de zavallı solar gider. Çiçek sizin ona zarar verdiğinizi ve vermediğinizi anlar. Çünkü bilinç vardır. Bilinç vardır. Her şeyde bilinç vardır. Dolayısıyla tabiatın canlanması bir anlamda tanrılık bir zuhurdur. Yani o bahar bayramları vesaire. Bu arada konumuzda doğrudan ilgisi olması bakımından söylüyorum. Yani bu inançta kim ki insanlara, hayvanlara, ağaçlılara, cansızlara, cansız denilenlere, varlığın tamamına iyi olursa, iyilik yaparsa, iyilik, o kendi nurdan bedenini parlatır ve öldüğü zaman uçmaya gider, ışıklar yani alemine. Cennete. Işıklar alemine gider. Ama öyle hurili falan cennete değil. Onlar, yani onu iyi anlayalım. Kur'an'daki o ifadeler sembolik ve müteşabih ifadelerdir. Yoksa öyle cennet falan. Tamam birileri inansın, saygı duyuyorum. Ama müsaade etsinler de birileri de işin derinine ve sırrına, batınına nüfuz etsin. Bu da tabii bir şeydir yani. Herkes kendince anlar. Birileri öyle anlıyorsa, yani cennette hurilerle kucaklaşacaklarına inanıyorlarsa, onlar da öyle anlasınlar. Ama birilerinin onların mane olduğunu, sembol olduğunu da bilmeli. Işıklar alemine gider. Eski dinimizden bahsediyorum. Birileri de eğer kötülük yap, insanlara, hayvanlara, bitkilere, ağaçlara, havaya, suya, toprağa, ateşe kötülük yapıyorsa,
kendilerini karartırlar, kendi cehennemlerini kendileri inşa ederler ve çöker giderler. Şimdi bu inanç böyle olunca, bu inancın verdiği erdem ve ahlak nedir? Ya insanlar kimseye kötülük yapmamak için titrerler. Çünkü hayatın sonsuz dengesi içinde burada da her yaptığınız eylemin cevabı vardır. Ama toplanır gider, öteye gittiğiniz zaman da vardır. Dolayısıyla bu bizim i̇lki eski... İlki de var değil mi? İlki de var. Hem şimdi, burada var hem öbür tarafta, öbür tarafta ilki de var. Var. Şimdi konumuzda doğrudan ilgisine gelince... Şimdi önümde bir kitap var, iki kitap getirdim. Ben böyle kitap getirmek gösterelim adetim mi? Var. Tabii. Buyurun. Buyurun, siz gösterin. Şöyle. Namık Hoca getirdi bunu. Evet, ey dünya insanları, hepiniz Türksünüz. Ama siz buna tamamıyla katılmıyorsunuz. Ben katılmıyorum. Katılmıyorum çünkü bu aslında birçok araştırmacının ucundan kıyısından ortaya koyduğu gerçeklerin bir yanlış tanımlamasından ibarettir. Ey dünya insanları diyorum, hepiniz biraz Türksünüz. Biraz. Parantez içinde biraz Türksünüz. Bunun manasına, bunun manası bütün kültürlere, eski Türklerin kadim kültüründen ve inancından bir şeyler girmiştir tamamına. Dillerine, dinlerine, dillerine, din kültürlerine, efsanelerine, ya o konularda sanıyorum sıra gelecek, söyleyeceği çok şey olacak. Değerli Oktan Keleş'in ve Erol Elmas dostumuzun söyleyeceği şeyler olacak. Ben sözü çok uzatmak da istemiyorum onlara fırsat tanımak bakımından. Ve onların söyleyecekleri daha kıymetli şeylerdir. Ama bu kitapta bir şey var. Diyor ki, Türklerin eski dininde bir peygamber vardı. Ona Geser derlerdi. O çok olağanüstü yetenekler olan bir insandı. İşte bastığı yerler yeşerirdi filan yani. Hızır'ın tanımlamasını yapıyor. Halk arasında böyle bir inanç tabii, yaygın. Hızır'ın geçtiği yerler tabii, yeşerirmiş. Bunu tabii, da konuşalım. Evet. Kökeni nereye dayanıyor diye. Ona sonradan diyor Kıdır denildi, Hızır denildi, çeşitli adlar verildi ama işte Geser'dir onun asıl adı diyor. Onu tanımlıyor uzun uzun. Ayrıca Murat Hacı. Bu da çok önemli bir insandır. Bakalım. Yani kadim Türk tarihi bakımından, ön Türkler bakımından dünya çapında tanınmış ama nerede? Uzmanlar açısından tanınmış bir insandır. Zaten bu gene dematlok denilen Amerikalı da bundan çok yararlanmış. Bunun kitaplarından. Referans almış. Tabii, evet. Söylüyor bundan yararlandığını. Nereden biliyor? İnternete giriyor, İngilizce. Efendim bunun makalelerinden falan yararlanıyor ve kendisinde hanımı Türk olduğundan ama hangi Türklerden? Hangi Maya Türklerinden. Maya Türklerinden. Tabii. Maya Türklerinden. Bunu da öğrendiği an Türklüğe iyice merak sarıyor ve sonunda bakıyor ki ya bu Türk başka bir şey. Başka bir şey buna geliyor. Demek ki baktığımız zaman yani meseleye eski Türk kök inancı açısından baktığımız zaman bir Sızır'ı bir peygamber olarak da görüyoruz. Bu söylenen hiç biraz önce Oktan Bey'in anlattıklarına, Kur'an'daki ifadelere, halkımız arasında yaygın olan inançlara aykırı bir şey yok. Hiç aykırı bir şey yok. Çünkü zaten Kur'an-ı Kerim diyor ki biz her kavme kendi diliyle peygamber gönderdik, elçi gönderdik. Her kavme. Yani her kavme gönderecek de Türklere mi göndermeyecek? Şimdi şunu sormak istiyorum Hıdrellez geleneği ile ilgili olarak. Hıdrellez'de bazı inanışlar var, büyük bir sır var. İnsanlar bin yıllardır bunu arıyorlar ve hatta denilir ki kim ki Hızır'la İlyas'ın birleşmesinde gökyüzünde yıldızların birleştiğini görür, o an ne dilerse olur ama ne dilerse olur. Şimdi Anadolu geleneğine de baktığımız vakit şunu görüyoruz. İşte Hıdrellez'de oruç tutmak, Hızır orucu, kurban kesmek birçok ritüelleri var. Bu isteklerin olması mevzusu. Bu nereden geliyor? Bu inanış. Şimdi onu Oktan Bey sanıyorum biraz önce aslında ona bahsetmişti. Ben biraz daha mitolojideki Hızır kaynaklarına bahsedeyim. Tamam. Oktan Bey az önce Hızır'la Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken orada bazı kodlar verdi. Balık, deniz, kaya,
Bunlardan bahsetti. Bilge bir kişiden bahsetti. Şimdi Gılgamış destanına da baktığımız zaman orada işte Uruk kralı Gılgamış Enkidu diye birisiyle dost oluyor. Bunu o kadar çok seviyor ki bu Enkidu bir zaman sonra vefat ettiği zaman onun ölümüne çok üzülüyor ve ölümsüzlüğü aramaya başlıyor Gılgamış. Ölümsüzlüğü ararken işte onu soruyor hani ölümsüzlüğü nasıl bulabilirim? Ona işte tarif ediyorlar. Şurada diyorlar bir bilge var. O bilgeyi bulursan işte o sana ölümsüzlüğü otunu verecek. İşte uzun bir yolculuktan sonra nihayet o bilgeye varıyor. İşte balıkçılar onu götürüyorlar. Yine balık denize aşıyor ve Udna Piştim diye bir bilgenin yanına geliyor. Udna Piştim'den şeyi alıyor. Ölümsüzlüğün sırrının yerini öğreniyor ve diyor ki denizin dibinde işte şurada bir ot var. O otu aldığın zaman ölümsüzlük sırrına varmış olacaksın. Burada ağabey hayat suyu yok. Ot var. Ölümsüzlük otu. Tabii aslında ağabey hayatla ot ilişkilendirilebilir. Aynen. Balıkla, yine Hızır kısası ve bilge. Nerede o bilge? İki denizin birleştiği yerde. Aynı hikaye aynı orada 5000 sene önce gerçek. Farklı bir şekilde evet. Görüyoruz. Evet. Gılgamış bu otu alıyor. İşte tam yiyeceği sırada bir yılan bu otu Gılgamış'tan çalıyor ve Gılgamış otu yılana kaptırmış oluyor. Bu aslında Hazreti Havva, Hazreti Adem kıssasıyla da belki alakalı. Ve sonuçta Gılgamış ölümsüzlük otunu yılana kaptırdığı için başarılı olamıyor. Sonra yine Glaukus efsanesi var Greklere ait. Burada da yine Glaukus ölümsüzlüğün peşine düşüyor. Onu yine bir balıkçının vasıtasıyla bulacağını öğreniyor. Bir deniz kıyısında yine o otu ararken balıklar yakalıyor denizden ve kıyıya çıkartıyor. Kıyıya çıkardığı balıkların ölmesi gerekirken ölmediklerini fark ediyor. Mitolojide işte bunları anlatılırken bu balıkların ölümsüzlük otunu yediğini, bu yüzden Glaukus'un ölümsüzlük sihirinin o otta olduğuna inanıyor ve ottan yiyor, ölümsüz olduğuna inanılıyor. Şimdi burada da Glaukus'un çevirisi yapılırken o da Hıdır karşılığı olarak çevrilir ve yeşil adam yeşil anlamına geldiği söyleniyor. Şimdi az önce burada Oktan Bey bir şey anlattı. Oraya gelelim ama kısa bir ara vermem gerekecek. Tamam. Çünkü saat başına sarkmamamız gerekiyor. Kısa bir ara vereceğiz. Dilerim ki etiketiyle soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Israrla masanın üstündekileri soruyorsunuz. Reklamların ardından konuşacağız. Masanın üstünde kurgan yani korunmuş bir mezar var. Türklerin hangi inancına, hangi inanışına dayanıyor? Ara, aranın ardından buradayız. Evet, kısa bir aranın ardından öteki gündeme kaldığımız yerden devam ediyor. Sizlerden de çok fazla soru geliyor. Tekrar etiketimizi hatırlatmakta fayda görüyorum. Dilerim ki etiketiyle soru ve görüşlerinizi paylaşmayı sürdürebilirsiniz. Namık Hocam, bunu size sorayım. Bir izleyicimiz ısrarla diyor ki aslında konuşmuştuk bazı mevzuları. Hızır işte melek mi, peygamber mi, veli mi dedi. Bunun cevabını vermiştik. Benim sorularıma da cevap vermiyorsunuz dedi. Geride kaldı biraz hanımefendinin tweetleri. Direkt onun sorusunu sorayım. Diyor ki Hızır aramızda mı, dolaşıyor mu, bugün hala var mı size sorayım. Evet. Tabii ki var. Yani kültürümüzde yaşıyor. Ama şunu söylemeliyiz. Hızır, evet bütün Türklerde, yani bilhassa yakın doğu Türklerinde çok, yani bütün Türklerde Hızır bir defa gerçekliği var ama Hıdır Ellez daha çok yakın Türklerde, yani yakın doğu Türklerinde. Daha doğrusu adını koyalım, Türkiye, Kıbrıs, Balkanlar, Kırım ve bunlara yakın olan Türk dünyasında Hıdır Ellez çok önemlidir. Yani biz çocukluğumuzda çok yoğun yaşadık o günü. En büyük bayramdı bizim için. Yumurtalar, kayganalar, şunlar bunlar filan. Siz de bilirsiniz. Aynı bölgedeniz, siz de zaten yakınsınız filan. Ama Aleviler de çok yoğun bir şekilde yaşar. Yani bu coğrafyada bu yaygınlığın da biraz Alevi kültüründen kaynaklandığını düşünüyorum. Zaten bu coğrafya Aleviydi, sonradan Sünnileşti. Onu da bu arada hep söyleyip duruyorum. Bunu da belirtmeliyiz. Bugün mesela cemlerde falan
okunan nefeslerde Hızır'dan çok bahsedilir vesaire. Bu işin aslı Hoca Ahmet Yesevi'nin bir sözü tam cevaptır. Bu arkadaşımıza cevaptır. Gülay Masat Hanım bu Gülay arada. Gülay Hanım'a cevaptır. Her geleni Hızır bil, her geceyi Kadir bil. Evet. Her geceyi Kadir bil, her gördüğün Hızır bil. Yani bu söz, şu söz, her gördüğün Hızır bil sözü muazzam bir terbiye yöntemidir. Her gördüğün Hızır bilirsen ona, o insana ona göre davranırsın. Yani bu bakımdan önemli. Bu bakımdan tabii ki yaşıyor. Eğer o isterse yaşatır Hızır'ı. Biz istersek yaşatırız. Biz istersek Hızır yaşıyor demektir. Biz istiyoruz, öyleyse Hızır yaşıyor. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Oktan Bey, biraz önce de sormuştum da biraz daha açalım isterim. Bu Hıdrellez'de dileklerin kabul olunacağı inancı. Evet. Bu nereden geliyor? Bunun bir temeli dayanağı var mı? Şimdi, ve sonra ritüellere de geçelim. Evet. Muhakkak izleyicilerimizden çok fazla soru geliyor. Şu gül ağacı meselesi, Hıdrellez orucu, tabii, Hızır orucu tabii. Daha doğrusu. Şimdi bir kere Hızır orucunun Alevi canlarımızın kültüründe bir ritüel olduğunu belirtmek isterim. Aslında Hızır orucunun bu Hıdrellez'le bir alakası yoktur. Hı hı. Alevi Bektaşi kültüründe Hızır orucu Şubat ayında eda edilir, tutulur. İsim benzerliği vardır ki biraz önce kıymetli hocam Zeybek Beyefendi açıkladılar. Alevi Bektaşi kültüründe Hızır ismi çok geçer, Hızır makamı vardır. Dolayısıyla da Hızır'ın yoldaşları vardır. Hızır Cem'i var. Hızır Cem'i vardır. Özellikle semah yaparlar Hızır Cem'i, Hızır ismiyle vesaire. Hızır kültürü orada da çünkü Türkmen geleneğini sürdürdükleri için, Türk geleneğini sürdürdükleri evet. için inançla da bu Anadolu topraklarında Hacı Bektaşi Veli Hünkar'ın o yeşertmiş ocakların o da ayrı bir Hızır'dır ki ayrı bir konu. Dolayısıyla da Hızır orucunun bununla bir alakası yok. Önce bunu bir bilelim. Fakat dualar nasıl kabul edilir, nasıl olur? Hazreti Hızır denen şahsiyet bunun ilmini bilen kişi olduğu için insanlar bunun yani düşünün bir çocuk öldürülecek o duanın sonunu biliyor. Yani daha hayırlı bir çocuk verilecek. Gemi delinecek. Ama aslında şer gibi görünen hayırlar çıkacağını, hayır gibi görünenden de şer çıkacağını bildiği için, o ilme vakıf olduğu için bu kişinin aslında duasının kabul olmasından daha çok önemlidir. Hı hı. Hayırlı olmasını niyaz edeceğini bildiğinden Hızır'a iltica ederler, bu konuda sebep gösterirler. Yani şimdi düşünün, siz bir araba istiyorsunuz, sizi tenzih ederim. Dolayısıyla da diyorsunuz ki benim bir işte falan marka bir arabam olsun. Bu bir dua ve bu kabul ediliyor. Bunun kabul olması ayrı bir konu. Fakat bir müddet sonra o arabayla kaza oluyor vesaire istenmeyen hadiseler yaşanıyor. Bir de şöyle bir dua var. Arabam hayırlıysa olsun. Ve hayırlısı. Ne zaman olacaksa, nasıl olacaksa, hatta gerekirse de hayırlı olmayacaksa olmasın. Bunu Hızır duası diye Hızır'a irtica ederek yapıyorlar. Çünkü Hızır işin sonunu biliyor. Kullar adına Allah'tan almış olduğu ilimle. Yani bunu İslam dininde karşılığı nedir? Sonuçta hani ledün ilmi. Ledün ilmi. İşte biraz önceki anlattığımız o üç hadise var ya, Musa'yla işin sonunu Hızır biliyor. Kısası. İşin sonunu bildiği için zamanın sonunda ne olacağını sizle ilgili bilgiyi veriyor. Mesela sizin ileride çok gaybı da biliyor. Yani gaybı şöyle, gaybı Allah'tan başka kimse bilemez Kur'an o zaman. İçtihadında. Fakat bildirdikleri müstesna diyor. Dolayısıyla gayb var, gayb var. İzafi gayb veya mutlak gayb var. Dolayısıyla da Allah'ın bildirdiği örneğin bir dağ var. Dağın arkası bize gayb, bilmiyoruz. Fakat uçakta giden pilot biliyor, ona gayb değil. Bize gayb olan ona gayb değil. Semavati bir ilim olduğu için de o bu şekilde gaybı çözmüş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani Allah'ın vermiş olduğu vasıtayla ki ayette de ona bir sebep verdik, ilim verdik kelimesiyle de bu kodlanmış durumda. Yani duanın nasıl kabul edileceğini de biliyor, nasıl hayırlı olacağını da biliyor. Bunu buradan anlamak gerekiyor. Ve aynı zamanda da biliyorsunuz ki ledün ilmi, biraz önce siz söylediniz, ledün meselesine girdiğimiz zaman hatırlayacaksınız. Ledün ilmi sahibi olduğundan dolayı da birçok dua terkiplerinin hangi kulun fıtratına ve kaderine tesir edeceğini bilen bir şahıs. Onun için adetlere gireceksek şimdi, evet, mesela girelim. Ritüellerden hangisine girelim? Şu gül ağacının altına işte neden yüzük. Neden gül ağacı? Niçin gül ağacı? Değil bir mi? De
sabah işte akşam ben hiç yapmadım tabii bu arada yani bilmiyorum evet. Ben o şekilde bir anlayışım yoktu yani inanışım diyeyim. Şöyle bir durum var, bileklikler, kolyeler, yüzükler gömülürmüş, yazıyla notlar alınırmış ama sabah namazı olmadan önce alınıp o not toprağa gömülen bir gece önceden denize atılırmış. Bunun evet. Hikmeti nedir? Sebebi nedir? Şimdi tabii bu kültürlerde örneğin belki biraz sonra Erol Bey değinecektir. Hızır kültürünün başka etnografik kültürlerde nasıl yer aldığını, dinlerde nasıl yer aldığını vesaire. Hatta bizim olan kültürümüzün nasıl başka batı kültürünün özellikle kaydırıldığını falan söz ederken Hızır merkezi, Hıdır Elez merkezi anlatacaktır. Öncelikle şu var. Roman vatandaşlarımız vardır biliyorsunuz. Onlar bu kültürü çok yaşatırlar sizin bahsetmiş olduğunuz ritüeli. Balkanlara Trakya'ya gittiğimiz zaman biraz daha o kültür yere basar. Akdeniz Havzası'na indiğimiz zaman Nusayri vatandaşlarımız, Arap Alevisi dediğimiz o ekolden olan vatandaşlarımız biraz daha Hristiyanlaşmış Ortodoksların köylerinde, yani Nusayrileri kastetmiyorum Hristiyanlaşmış olarak, yanlış algılanmasın. Hristiyanların da St. George dedikleri, Ayayorgi kültürü dedikleri, özdeşleştirdikleri, yani hangi bölge hangi bölgenin kültürüne yakınsa orada ortak bir kutlama var. Orada bu ritüeller farklılık arz eder. Şimdi Asya'ya tarafa, doğuya, şarka doğru gittiğimiz zaman bu bahsettiğiniz ritüeller daha farklılık arz eder ama ortak bir şey vardır hemen ritüellere girmeden. Ortak ritüel Anadolu'da da bugün. Mesela Bektaşi ve Alevi kardeşlerimize selam olsun o canlara. Derler ki... Aleyküm selam. Eyvallah. Dolayısıyla da derler ki biz pikniğe gidiyoruz demezler. Hıdırlık yere gidiyoruz. Hıdırlık, evet. Kurbanlıklar da orada oluyor. Şimdi değil oraya mi? Gireceğim ritüellerden bir tanesi. Ama ortak lafız hıdırlık yer neresidir? Piknik dediğimiz yeşillik. Türkçe'de. Yeşillik, su kenarı, deniz kenarı, ormanlık. Bakınız, bütün ortak ana figür bu saymış olduğum alanlardır. Toplam ismine Hıdırlık, piknik alanı veya yeşillik veya Hızır alanı, Hıdrelez alanı denir. Şimdi, fakat biraz önce bahsetmiş olduğum kültürlerde ritüeller değişiklik gösterebilir. Fakat hiç kimse şunun cevabını vermez. Neden gül ağacı? Gül ağacının altına evet kazılır. Hatta dallarına asılabilinir vesaire. Onlardan bir tanesi şudur, dilekler. Yazılır, evlenmek isteyenler, evleneceği kişi varsa, bayansa bu erkeğe, erkekse bu bayanın ismini yazar, suya atar. Peki suda ne vardı? Gemi hadisesi yaşanmıştı. Geminin bir delinme hadisesi meselesi. Suda iki denizin birleştiği yerde iki kişinin buluşması ve iki kişinin duasının kabul olması anlamı taşırken, İlyas peygamber denizlerin mağdurlarına yardım ediyordu. O mesajı denizde okuyacak. Karada gömülen, gül ağacının altına gömülende gül ağacı nedir? Hazreti Hızır'ın asasının, çevgen denen de, yapılmış olduğu ağaç cinsidir. Fakat bu daha evveliyata gider gül ağacının hikayesi. Hazreti Adem, Adem cennetinden tard edildiği zaman, hani o yasak meyveyi yiyor ya, hani... Adem babamız dediğimiz ilk peygamber yeryüzüne indirilen ve eşi Havva isminde söylenen, aslında Havva değildir Kur'an-ı kaynakta belirtilmez ismi ama eşi o yasak meyveyi yer. Hatta şöyle bir şey vardır. Havva annemiz o cennette elmayı yemiştir. Adem babamız yeryüzünde ayvayı yemiştir. Dolayısıyla da iki kişinin de yeryüzünde buluşmasını temsil eder. Çünkü ayrı ayrı indirilmişti yeryüzüne. Bir de şeytan indirilmişti. İniniz birbirinize düşman olarak. Bakın şimdi gül ağacıyla ne ilişkisi var bunun? Ayet-i kerimedir. Ve üçü birden aşağı indirilir. Aralarında şeytan gezer. Ayrılmışlardır. Kur'an tabiriyle daha sonra İlham alırlar kelimelerden ve tövbeleri kabul edilir. Der ki Allah'ım biz nefsimize zulmettik, hata işledik. Daha sonra karşılaşırlar eşiyle yeryüzünde de. Bu karşılaşma da adeta Hazreti Hızır'la İlyas'ın veya Musa'yla Hazreti Hızır'ın, Mevlana'yla Şems'in veya diğer aşıkla maşuğun daha sonra edebiyatımıza, tasavvuf edebiyatına girdiği bu betimlemelere yol açmıştır. Fakat
Oradan gelirken Adem bir dala tutunarak inmiştir. O dal işte gül ağacıdır. Cennetten getirildiğine inanılır. Ve hiç elinden bırakmamış, tevbe etti, eşine kavuştuğu ana kadar elinde tuttu ve onunla kelimeler ayeti kerime itibariyle aldığı, tevbesinin de kabul edildiği asa halini almış ve dikmiştir yeryüzünde. Bu bir dilek ağacı, bir fidan haline gelmiştir. Mesele bu. Peki şunu da sorayım. Ateş üstünden atlama ritüeli. Bunun evet. kaynağı nedir? Şimdi tabii bu ateş üstünden atlama baktığımız zaman hemen aklımıza Mecusiler falan geliyor. Eski dinlerde özellikle Perslere ait, bugünkü İran'ın ataları vesaire. Orada bu ateş kültüne inanan, ateşe tapan, ateşin azizliğine inanan, daha doğrusu onlara inanan bir büyük bir kavim bu. Mecusiler o dönemin. Şimdi biraz önce kıymetli hocam Zeybek Beyefendi Nevruz'dan bahsetti. Orada da dikkat ederseniz Nevruz kutlamalarında bir ateş yakılır ve üzerinden atlanır. Bunu eski çağ tarihçileri de Nevruz'un bahar bayramı veya yeniden diriliş, yeşerme ki aslında Hıdrellez'de de çok büyük özellikler taşır, iklimsel anlamdadır. Bu onu da belirtelim ateş meselesini anlatmadan önce. Güney yarım küreye sıcaklık kuzey yarım küreye oranla daha erken geldiği için mevsimsel olarak bazı kutlamalar iklime dayalıdır. İklime dayalı gün değişir. Günler yani. Değişir. Bunun bazen doğuda şarkta Nevruz olurken daha batıya kaydığımız zaman Hıdrellez günü özdeşleşmesi yapılmıştır. Aslında tarihte bunlar var. Fakat aslında ikisi tabii ki ayrı kavramlar olsa da belki özde eskiden gelenek olarak aynı şeyi ifade ediyor olabilir. Ateş, Mecusilere ait bir kavram değildir. Dört elementle alakalı bir unsurdur. Toprak, hava, su ve ateş dediğimiz o ana unsurlar ki can bulduğu zaman insanoğlu yeryüzünde tekrar yeşermeyle, tekrar hayatla, yeni bir baharla, Hıdrellez günüyle su unsurunu taşır, su kenarındadır. Bakınız orada ritüellerden bir tanesi de koyun, kuzu kesmek ilk. Evet, baharın ilk kuzusu baharın, yendiğinde evet. sağlık ve şifa bulunacağına inanılır. Evet. Bugün de kırlardan ot toplanıp kaynatılırsa ve sonrasında içilirse bütün hastalıklara iyi geleceğine, iyi geleceğine. Şifa vereceğine inanılır. Hatta bunu deneyeceğim. Bu otların suyundan 40 gün yıkanılırsa gençlik ve güzellik verecekmiş. Evet. Böyle bir inanış da varmış. Bunların temeli nedir? Ama benim? O size en son söylediğiniz tutmaz. Siz çok güzelsiniz ve gençsiniz. Mersi, teşekkür ederim. Ama bir gün güzelliği gitmez ama mesela 30 yıl sonra falan ihtiyaç duyabilir ama o da. Öyle mi diyorsunuz efendim? Allah nice 30 yıllar sonra. Versin inşallah. Yani amin, 30 yıl sonra bize. Herhalde 30 yıl sonra 45 yaşında falan 30 yıl sonra 55 yaşında olacağım. Öyle mi? Siz hep 18 kalın. Evet. Evet. Sağ olun hocam. Şimdi o kuzu meselesi de baharın ilk diyoruz ya, aslında baharla alakalı değildir. Bir ritüel de var. Hepsi birbirine bağlı olduğu için hemen ondan alalım ama ateşi es geçmeyelim. Tamam, çünkü lütfen. 4 unsurla alakalı, 4 elementle hepsi aslında öyle. İnanışta özde. Çünkü mesela birkaç saat sonra Hıdrellez başlayacak. O gün hiç kimse, özellikle bekar kızlar ev işi yapmazlar. Ebeveynler onlara ev işi yaptırmazlar. Ev süpürülmez, temizlenmez. Diyeceksiniz pis mi kalır? Hayır, zaten Müslümanın evi, insanların evi temizdir canım. Bir gün süpürmeden bir şey olur mu? Neden? Peki esprisi şudur. Hazreti Hızır bütün o beldeye girdiği an ki Hıdrellez o gündür, günle beraber girer ve bütün evleri ziyaret eder. Adeta süpürerek geçer. O yüzden mi kapılar bereket, camları açık? Tabii ki bırakılır. Bereketini bırakır. Siz eğer o gün süpürürseniz bereket uçar gider inancı vardır. Dolayısıyla da aynı gidiş, sürüş otlara, çiçeklere, o yeşillik alana da sirayet edeceği için oradaki ilk o ot, o Hıdrellez sabahının alınır ve kaynatılır. Ve çiğ taneleri içilir. Çünkü o direktman semavetten rahmet olarak gelmiştir ama Hazreti Hızır'ın iziyle bulunmuştur, inancı vardır. Şimdi bakın su elementi, hava elementi, şimdi ateş. Ateş de arınmayı temsil ediyor. Evet, değil mi? Arınmayı, nefsani arınmayı, nefsi yenilemeyi. Fakat buradaki nefsi yenileme, nefsin azgınlaşmış tasavvufi anlamdaki emmareden bahsetmiyor. Tam tersine gömlek değiştirip
ruh ve cismaniyetle hemhal olmayı. Dolayısıyla da dört unsurun yerli yerine oturmasını temsil ediyor. Yani bunun mecusilikle alakası yok. Ateşten atlama ritüeli. O zaman bu Türklerde ateş önemli bir sembol. Çünkü evet. Oğuz Kağan'ın da ağzında ateş vardı o çocuğun diye geçer destanda. Evet. Değil mi? Tabii tabii. Tabii. Ayrıca yabancılar geldiği zaman mesela hükümdarın huzuruna böyle ateş, iki taraflı ateşten geçirilerek arındırılıyor yani. Bu arınma elbette ki bu arınmayı yani ateşin arındırmasını, suyun arındırması gibi tazelemek, temizlemek falan gibi düşünmemek lazım ama insan sadece bedenden ibaret değil, insanda bir de enerji beden var. Acaba enerji bedenin düzenlenmesi ve kötü duygulardan, kötü etkilerden, hani şimdi deniliyor, negatif enerjiden arındırılması amacıyla olmuş olamaz mı? Yani bütün bunlar böyle peşinden bunlar batıl itikat falan deyip geçmek bence doğru değil. Ve bilimlik yaklaşım da değil. Yani aman batıl itikat. Yani söz gelimi nazar boncuğu takılıyor değil mi? Nazar boncuğu siz de takmışsınız. Turkuaz mı o renk? Evet. Öyle midir? Turkuaz. Firuze rengi. Firuze. Yeşiline firuze, mavisine, mavisine turkuaz. Evet. Şimdi gözden çıkan bir şuanın, bir ışının karşıdaki insanları etkileyebileceği artık neredeyse bilimlik bir bilgi haline geldi, gelecek. Eski az kaldı. Türk geleneklerinden geliyor bu nazar tabii boncuğu da Türkiye, günümüze değil mi? Çekip alıyor. Ya tamamen bırakalım metafizik değerlendirmeyi. Tamamen fiziki, deterministik ve bilimlik olarak değerlendirsek işte o ışın dikkati çektiği için mavi ya da benzeri bir boncuk, bir nazarlık onu çekip alıyor ve kişiyi kurtarıyor diye düşünülemez mi? Kötü yani enerji. Hep soru bunlar. Dolayısıyla birilerinin din açısından, birilerinin de bilim açısından bakıp bu iş günahtır, bu iş batıldır, bu iş olmaz falan demeleri yerine acaba insanlar niye böyle bilgiler ortaya koymuşlar? Bunda ne var diye bakmaları ve bilimlik yöntemlerle araştırmaları bence bilim bilincine uygun bir durumdur. Bilim bilincine uygun bir durumdur. Böyle bakılmalı. Nasıl bir ihtiyaç oluşmuş ki sonrasında neden bu? İnsanlar bunu yapmaya neden başlamışlar yapıyorlar? Diyorsun. Yani asırlardan beri neden? Ama İslami açıdan eğer bakacaksak sorunuzda öyle bir şey ima vardı. İnnemel amali bin niyat. Eski Türk geleneklerinin yani İslamiyet'teki yerini de sormak istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Nasıl ki İslamiyet geldiği zaman Arap yani İslam dediğimiz Hazreti Peygamber'in getirdiği onun aracıyla gelen Müslümanlık dini Araplara geldiği zaman Arap'ın bütün adetlerini yok saymadı ki. Yani onları kimisini düzeltti. Yani Araplar zaten namaz kılıyorlardı. Ya bildiğimiz bu namazı kılıyorlardı. Yani nasıl? Mesela Ebu Leheb Uzza'nın karşısına geçip kıyamda, rükuda, secdede Uzza'yı öven şiirler söylüyordu. Bildiğimiz bu namaz. Efendim? Lat ve Uzza. Uzza evet. İşte o Uzza meraklı olduğu için Abdülüzza diyorlar ona. Yapıyordu. Peki ne yaptı? Bu ritüel dediğimiz şeyin içine putlara değil de Allah'a sonsuzluğa ulaşma anlamında bir takım sözler koyarak onu değiştirdi. Hac da vardı. Ne bileyim Araplarda 3 ay haram aylardı ve o aylarda savaş olmazdı filan. O kadar Araplara mahsustur ki yani Kur'an onu teyit etmiştir. Ama mesela başka milletlere giderken bize gelirken bizde var mı o aylar? Ne olduğunu bile bilmeyiz. Çünkü o Araplarla ilgilidir ve biz onu teyit etmiştir. Biz zaten efendim her an savaşmaya hazırız. Dolayısıyla bizi bağlamaz. Bağlamaz. Demiştir ve bize girmemiştir o. Yani haram ay. Bugün Araplarda yaşadığı falan da yok. O da ayrı bir mesele de. Dolayısıyla şunu söylüyorum yani bu din Türklere gelirken de Türklerin köklü binlerce yıllık töreleri, inançları, uygulamaları ile bağdaşarak gelmiştir. Bu tabii bir şeydir yani. Böyle olması tabiidir. Bunda dine aykırı bir şey de yoktur. Esas mesele şu. Yani dinin özü ne, maksadı ne? Mesela Kur'an'ı yorumlarken de bir lafzi yorum diye bir kavram vardır. Bir de maksadi yorum diye bir kavram vardır. Yani Kur'an'ın ya da Kur'an'ı gönderen Hakk'ın, Allah'ın
Amacı ne? Şimdi bu amaç unutulduğu zaman sadece şekiller esas alınır. Şekiller de kas katı olmak da amacın unutulmasına sebep olur. O zaman da din geliş sebebinin dışında bambaşka hale gelir. Yani ne bileyim, birileri dini alır, kendi zulümlerinin ve yanlışlıklarının aleti haline getirirler. Getirmişlerdir, olmuştur bu tarihte. Olmaktadır yani, bugün işte IŞİD'in yaptığı iş yani. Değil mi? IŞİD'in yaptığı işin İslam'la bir ilgisi var mı? Bizce yok ama onlarca var. Onlara sorarsan hakiki Müslüman onlar. Evet, kendilerince yorumladıkları yani, bir cihat anlayışından. Cihat anlayışı yani yanlış, sakat falan bir şey. Kur'an'ı çarpıtarak, orasını burasını eğip bükerek filan. Bir görüntü vardı, çok dikkatimi çekmişti, haberlerde izlemiştim. Şimdi namaz kılıyorlar topluca ama V şeklinde. Kıble farklı. Yani V şeklinde, arka arkaya değil yani. Birisi sağa bakıyor, birisi sola bakıyor. Onlar bulmuşlardır. Onların ayrıca tabii YouTube'da falan görmüşsünüzdür. Namazda alay eden çekimler falan da var yani. Birisi kalkıyor. Yani ben gördüm onların bir şeyini. Çekmiş, kendileri koymuşlar hatta. Yani birisi imamlık yapıyor, komik komik şeyler söylüyor. El bağlamış duran cemaatta önce kıkırdıyor falan. Adam devam ediyor. Kendilerini tutamıyorlar. Kahkahaya boğuluyorlar. Yani namazda falan da alay ediyorlar. Yani. Hmm. Ama şekil olarak bakarsan namaz kılıyor. Şimdi dönersek tabii ki Türklerin kadim o binlerce yıllık, yani öyle Türk dediğin şey basit anlayacak bir şey değil. Yani söz gelimi Orkun kitabelerine baktığınız zaman üç erdem istiyor insandan. Orkun kitap bir, kağanlar, yöneticiler ve onların yardımcıları bilgin olmalı, bilge, bilgin. İki, alp olmalı, yani kahraman, girişimci, müteşebbis olmalı. Üç, tüz olmalı, yani dürüst olmalı. Üç temel erdem söylüyor. Şimdi böyle bir yüksek kültürün birdenbire her şeyini unutup da yani Arap adetlerini alıp, tabii İslam'ı alırken İslam'ın özünü aldı Türk. Ama Arap adetlerini almak diye bir zorunluluk elbette ki söz konusu olamaz. Çünkü o zaman bu Arap dini olur o. Ve İslam'ı Arap yayılmacılığın, kültür yayılmacılığından hizmetkar haline getirmek olur. Olmadı zaten. Yani Türk kendisinin kadimden gelenleri, değerleri korudu. Onların bir kısmı dönüştü falan. Yani bilhassa bu Alevilerde çok nettir. Yani Aleviliğin kestirmeden, bir Türk Aleviliğinin kestirmeden tanımını yaparsak, eski Türk dini inançlarıyla İslam'ın Ehlibeyt akımının buluşmasından meydana gelen bir Türk Müslümanlığıdır. Yani böyle bir tanım da yapılabilir. Niye işte Hıdrellez meselesi, Hızır anlayışı onlarda yoğun? Sebebi bu. Yani Hızır bir anlamda bizim derinliklerimizden gelen bir anlayış. Evet, şöyle söyleyeyim. Yani sorunuzun net cevabını bence tabii yani. Neticede bu da benim görüşüm. Bugün böyle düşünürüm, yarın aksine düşünebilirim ha. Çünkü ben bilim zihniyetine sahip olmaya çalışan bir insanım. Şey diyor ki Numan bin Sabit, bugün diyor bu görüşteyim. Yarın yeni veriler gelirse başka bir görüşe ulaşabilirim. Yani Karl Popper'den alıyoruz biz bilim bilincini. İşte bilim bilinci bu. Yani yeni bilgilerle yeni görüşlere ulaşabiliriz. Kas katı, ama ben şimdi görüşümü söylüyorum size. O da şu. Dua dediğiniz şey bir eylemdir. Bizim büyüğümüz vardı, Hacı Ahmet Kayhan Dede. Uzun yıllar ben ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Hacı Ahmet Kayhan Dede. 107 yaşında öteki tarafa gitti. Efendim, Allah rahmet eylesin. Efendim? Allah rahmet eylesin. Evet, Allah rahmet eylesin, sırrını takdis eylesin. Öteki tarafta o, yaşayanlardan, orada yaşayanlardan. Hı. Bu taraftayken de Oktan Bey'in çok söylediği o bir şey vardır. 16'lar konusu, evet. Onun önemli adamlarından birisiydi. Bu arada bir de sır verdik. Hı. Evet, o şöyle derdi, dua ederken böyle Allah'tan koparır gibi isteyin derdi. Ne istiyorsunuz? Tabii ki isteyiş şekli yani. Allah'ım bana bir bardak su nasip et, hayırlısı. O tabii ayrı bir şey. Ama onu bile söylerken koparır gibi isteyin. Ne demek bu?
kim kimden istiyor? Yani bir eylemdir dua. Dolayısıyla burada bu işi yapan insanlar eğer o gülden falandan filandan istiyorlarsa o yanlış. Tabii ki, tabii ki. O yanlış. Ama Hızır'ı, Gül'ü vesaireyi vesile yaparak asıl sonsuzluktan istiyorlarsa ki amaçlarına ulaşırlar. Amaçlarına ulaşırlar. Bu arada ben de izleyicilerimizin tweetlerini okuyorum. Ne diyorlar? İşte çok fazla tweet geliyor dilerim ki etiketiyle birlikte. Bir izleyicimiz demiş ki Hızır'ın sınavını geçemeyene beddua edip o kişiyi Allah'ın cezalandırdığı söyleniyor. Bir de bir izleyicimiz beni caps yapmış. Nerede o eski Hızır Elinezler diye. Ne yapmış? Ona çok güldüm. Böyle bir görüntümün altına yazı yazmışlar hocam. Ne nerede o eski Hızır Elinezler diye bir tane güzel görüntümü yakalamış. O yüzden güldüm. Şimdi ne konuştuk? Eski Türk geleneklerinin İslam'daki yerine girdik. Batı inançlar da var. Hatta bunlar şamanizme de bağdaştırılıyor. Bunu da geçeceğim. Aslında Tengriciliği de konuşmak istiyorum. Tabii, buradan oraya bağlamak istiyorum. Ama şu inançları sormak isterim. Buyurun. Su dökerek uğurlama, tahtaya vurma, kurşun dökme, kırmızı kurdele doğumdan sonra Loğusa kadının. Ay, ayın önünde işte çökerek, diz çökerek dua etme. Ve işte 40 sayısının hikmeti ve uğruna inanılıyor. Yiğitlerin ve kızların 40'la anılması meselesi. Çaput bağlama, nazarı zaten konuştuk. Bunlara da değinelim mi genel olarak? Tabii, hay hay. Tabii ben bunların kısaca bilgilerini aktarayım ama Hızır meselesinde diğer kültürlerdeki bu yeşil adam, Arthur efsanelerindeki Hızır meselelerini Erol Bey'e nakledelim. Evet. Fakat Türklerin şaman meselesi vardır. Bunu bir kısaca açıklamak istiyorum. Sorduğunuz soruya da cevap vereyim hemen. Türkler bir kere şaman değildir. Şamanlık diye bir din ve bir müessese de dünyada yoktur. Artık bugün bütün Batı tarihçileri bunu büyük konferanslarla ve tebliğlerle, eserleriyle deklare etmiştir. 1760'lı yıllarda Rusların Tunguzca'ya gittiklerinde, bugünkü Tunguzların yanına gittiğinde, bir küçücük yerde şaman kelimesini alıp Türklerin hepsine şamandır yamamasını Batı kaynaklarına geçirmesinden kaynaklı yıllarca bu böyle bilindi. Ama son 10-15 yıldır bu ayrım yapıldı. Yani tabii ama hali hazır. Evet, şimdi oraya gireceğim. Evet. Aslında şamanlık diye bir din yoktur. Türklerde kamlık, gımınlık, giminlik veya vardır. Hmm. Genel manada boylar. O da şifacılıktır. Din bile değildir. Yani bir kere bunu ayıralım. Şimdi Türklerde üç yani bu ana aşiret geleneği mi? Aşiretin bilgesi mi oluyor? Tabii onu ben müsaade ederseniz açarım. Tabii, onu açalım. Ayrı bir başlık üzerine not alın lütfen. Tamam. Kamanlık nedir, kamlık nedir? Hatta onunla ilgili bu kurganımız nedir? Kurganımızın türbedarı da Sayın Namık Kemal Zerbek şu anda. Affedersiniz. Şu küçük bir katkı orada görünce tamam. Şimdi şamanlık, yani şaman kelimesi Türkçe değil. Tamam. Türklerde şaman kelimesi yok. Şimdi yeni girdi filan da o bahsettiği hadiseden sonra. Ama mesela şöyle bir şey dense doğru olur mu? Yani Müslümanlığa imamlık dini dense ya da Hristiyanlığa papazlık dini dense efendim ve şeye Yahudiliğe de hahamlık dini dense olur mu? Ne kadar yanlış olursa Türklerin eski dinine de şamanizm demek o kadar yanlıştır. Bu yanlıştır bu. Hatta kamlık dini deseniz yine yanlış. Tabii ki. Tabii kamlık ki. Bir inanç sistemi. Kamlar bir görevli. Şifacı. Şifacı vesaire. Bugün de kamlar var zaten. O evet. Hani kendilerine medyum falan filan diye bir takım insanlar var. Ya da hakikaten şifa veren, biyoenerjiyle şunla bunla şifa veren insanlar var. Yani ben birisini Kazakistan'da gördüm. Dünya Kazaklarının kurultayında. İşte bir başkan var, ben de yardımcısıyım. Türkiye Kazaklarını temsilen, Türkiye'deki 57 milyon Kazak'ı temsilen oraya gitmiştim. 57 milyondu o zaman Kazakların sayısı. Şimdi 70 falan olduk Türkiye'de. Orada oturuyoruz. En önde de böyle bir müşekkel, çok yakışıklı, artist gibi bir adam oturuyor. Dimdik. Bir de elinde asa var. Asayı da nasıl süslemişler böyle beyaz falan. Şöyle oturuyor. Kaldarbek Nayman Bey yanımda oturuyor. Başkan dedim ki ya Sayın Başkan bu kim? Film mi çevirecekler falan diye düşündüm. Dedi ki bu Sarı Evliya. Aa. Sarı Evliya. Yani nedir yani Sarı Evliya dedim. Dedi ki Sarı Evliya yani bir nevi baksı.
Ham, Şaman, tek hepsini saydı gibi dedi Sarı Evliya. Sarı Evliya'nın akşam 45 dakikalık televizyonda bir programı var. Sarı Evliya. Sarı Evliya ne yapıyor gösteriyor. Böyle bir sinema salonu gibi bir yerde insanları yine bir hipnotize ediyor falan. Onları böyle elleriyle eğiyor, büküyor falan ve tedavi ediyor. Sunucu hanım sordu. Dedi ki Sarı Evliya gücünü nereden alıyorsun? Dedi ki Tanrı dağlarının ruhundan alıyorum. Dedi ki Sarı Evliya. Yani adamın adı olmuş Sarı Evliya. Sarı Evliya. Sarı Evliya sen Müslümansın dedi yahu. Soruyor sunucu hanım. Yani dağların ruhu olur mu dedi. Dedi ki dağların ruhu olmasaydı Allah Kur'an-ı Kerim'de der miydi ki biz emaneti dağlara yüklemek istedik. Kaldıramaz. Dağlar kabul etmedi ama insan zalimdir bilmedi ve kabul etti der miydi dedi. Yani dağların ruhu. Yani bir olayda birçok şey anlattım ben şimdi size. Tabii birçok sır olayda ortaya çıktı. Ama asıl söylemek istediğim yani sözünü de kesmiş oldum estağfurullah ama. Estağfurullah efendim. Oktan Bey'in. Yani bu şamanizm, Türklerin dini şamanizmdir safsatasından artık beyinlerin kurtulması lazım. Siz biz ne dersek diyelim kiminle Türklerin eski dinini araştırıyorum diyor. Şamanizmi hemen. Şamanizm. Ya değil. Öyle bir dinimiz yok bizim. Öyle bir din de yok ayrıca. Öyle bir din de yok. Şamanizm diye bir din yok. Öyle bir din de yok. Şamanlar var. Biz kam diyoruz. Baksı diyoruz. Yakutlar oyun diyorlar. Aksında bence kamla baksıyı da ayırmak lazım. Baksılar daha çok şifacılar. Kamlar ise biraz ruhani tarafları dolan insanlar. Evet efendim. Evet. Ben bir dahaki program sunarsak bir kam ayini yapayım burada. Kama. Eyvah eyvah. Görsünler nasıl kamanlık oluyor falan tabii, gibi. Tabii. Vesaire. Şamanlık değil ama. Tabii şimdi deminki meseleden çok güzel kıymetli. Sonrasında Zeybek da Erol Bey şu Yeşil Yol evet, ve o çok Kral önemli. Artul meselesini anlatsın. Tabii. Sonra Tengrizm'e sonra tekrar girelim. Ancak üç ana grupta Türklerin eski inancı dediğimiz bugün yaşayan inancı. Eski diyoruz ama kelime itibariyle bunu kullanıyoruz. Nedir o? Bir tengricilik bugün evet. Söylenen. İki atalar kültü. Yani ataların ruhlarına saygı. Üç yer su inancı diyoruz. Bakın bunları kısaca ifade edeyim. Bugün nasıl yaşadığını göreceğiz. Şimdi tengricilik diyoruz. Tek tengri, kök tengri. Kök tengri eski manada mavi gök anlamına da geldiği gibi tek tengri, tek tanrı anlamına da geliyor. Yani yaradanı birliyor. İbn-i Fadlan'ın meşhur tarihi risalesi vardır, Arap tarihçi. Bizans döneminde Bizans'a gelir, oradan Anadolu'ya geçer, oradan da Asya'ya, Oğuzların arasına karışır ve eserini yazar. Bugün de bu eser birçok dillere çevrildiği gibi sinema filmlerine de konu olmuştur. İbn-i Fadlan şöyle der Oğuzların arasında. Sizin tengrinizin eşi kimdir? Çünkü Bizans'a gelmiş orada teslis inancı var. Üçleme baba oğul kutsal ruh vesaire. Der ki Oğuzlardan bir cenkeri biz tengrimize eş koşmayız. Bizde Kaan'a dahi eş koşulmaz eşi yoktur ki tengrimizin eşi olsun. Şaşırır İbn-i Fadlan. Bakın bu tarihi belgedir mesela. Üstelik de bugün birçok arkeolojik kazı yapılan Asya'da Hakasya'dan tutun da Kore'ye kadar olan Türk diyarlarında, Atavatan dediğimiz yerlerde birçok kurgan, işte buna şimdi ne olduğunu ifade etmeye çalışacağım bu masamızdaki mezarın, kurganın bulunmasına rağmen bir tane put bulunmamış, arkeolojik eserlerde bu tip objelere rastlanmamıştır. Nedir atalar ruhuna peki saygı? Bugün nasıl yaşar? Atalar ruhu öldükten sonra hiçbir atanın, insanın ruhunun ölmediğinin inancıdır. İslam'da bu yok mudur? Aynen bugün mevcuttur. Mezarlıktan geçerken atalarımızın ruhlarına Fatiha okumaz mıyız? Yani. Aynı şeydir. Yani ama her ata değil mi? Şimdi yani onu oraya gireceğim. Oraya gireceğim. Biz de Müslüman olarak her atamıza zaten Fatiha okumuyoruz. Evet. Hatta bize miras bırakmayan dedemize de okumuyoruz. Ben okuyorum. Yani aslında Bilge Tonyukuk'a Fatiha okuyan bir Bilge Tonyukuk'a evet Fatiha okuyan bir Kazak'la biz karşılaştık. Bilge Tonyukuk abidesinin orada. Dedi ki Fatiha okudum dönüyorum. Bizim bazı arkadaşlar güldüler ya bu adam Müslüman mıydı ki Fatiha okusu falan. Dedim ya neydi ki?
Evet, evet efendim. Kısaca devam edeyim, sonra Erol Bey geçsin, ondan sonra ben tekrar alayım konuyu. Ama baktığımız zaman bir de yer su dediğimiz bir kültür var ki tamamen bugün İslami geleneklerde. Müsaade edersiniz Erol Bey, çünkü konu dağılmasın diye bu yeşil adam Hızır kültürünün çeşitli kültürlerdeki evet, yerini anlatsın bize. Sonra biz buraya tekrar devam edelim o geleneklerin ritüellere. Çünkü önemli, çok fazla soru geliyor. Evet. Onları atlamayalım. Evet. Evet. Buyurun. Şimdi az önce mitolojideki Hızır şeylerinden bahsettik. Balık, deniz ve işte bilgeden bahsettik. Acaba Oktan Bey bahsetmişti biraz. Hızır kıssasını anlatırken balığa binmiş bir Yuşa binlüğünden bahsetmişti. Hatta bazı eski sikkelerde ve mozaiklerde balığa binmiş bir figür vardır. Balığa Affedersin, binmiş bir insan vardır. Yuşa Aleyhisselam'ın mezarı burada mı? İstanbul'da mı? Öyle bir şey var. Evet efendim. Üsküdar'da Yuşa Tepesi öyle bir şey makamıdır. Makamıdır efendim. Evet. Yani orada şunu da söyleyelim efendim. Hiçbir peygamberimizin dışında hiçbir peygamberin kesin olarak mezarı da belli değildir efendim. Evet. Bu da peygamberimizin mucizesidir efendim. Şimdi orada balığa binmiş bir figürden bahsettik. Hızır'la Musa'nın buluşmasındaki iki denizin birleştiği yer acaba İstanbul muydu? Oktan Bey'e sormak lazım. Artı bir kayanın üzerinde bir araya geliyorlar. O da acaba Kız Kulesi mi? Onu bir Oktan Bey'e soralım inşallah. Oktan Bey. Ama önce Yeşil Adam'ı, devam edin de o efsanelerde Arthur efsanesinde ve işte fantastik dünyada Yeşil Adam Hazreti Hızır figürü aslında nasıl fantezize edilmiş onları bir aslında anlatırsanız. Aslında her mitoloji ve efsane de bazı gerçeklikler saklıyor. Tabii yani, tabii kesinlikle. Matlock demiş hepiniz Türksünüz ama aslında haklı bir yerde. Şöyle mesela İngilizlerin meşhur Kral Arthur'u vardır. Evet. Kral Arthur ve şövalyeler, yuvarlak masa şövalyeleri vardır. Evet. Bunların aslında Oktan Bey'in... Bir yeşil de şövalyesi yeşil, vardır. Evet. Sir Gawain ve Yeşil Şövalye diye bir kitap vardır. Hatta ben şöyle getirdim, şöyle göstereyim. Tamam. Bunun aynı zamanda filmleri, çizgi filmleri falan da yapılmıştır. Sir Gawain ve Yeşil Şövalye'yi anlatmadan önce bunun hani kaynağının Türkler olduğunu biz anlatalım. Çünkü şimdiye kadar Kral Arthur İngiliz biliniyordu. Ama Oktan Bey'in Uygur bölgesindeki son keşfine göre orada hem video görüntüleri hem de bazı resimler var. Orada hem Kral Arthur'un hem de yeşil yuvarlak masa şövalyelerinin Türk olduğunu ortaya çıkardı Oktan Bey. Yani Çin'deki Türk piramitlerinden sonra bu da Türk tarihi açısından önemli bir keşif. Orada işte görüntülerde de görüyorsunuz. Orada bazı boynuzlar, Zülkarneyn boynuzları, bazı kurt başları, at başları, miğferler. Ve işte şu anki görüntüde yuvarlak masa şövalyelerinin ilk orijinal şekli bu. Burada 16 tane kurt başlı kılıç hilalin etrafında birleşmiş. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı forsunun da ilk versiyonu diyelim. Bulunan. Şu yani şu ana bundan kadar. Önce yani bir daha bulunursa. Şu anki keşfe evet, kadar kabul diyelim. Edecek. Tabii evet. Ki yani. Ya bu müthiş bir keşif. Bunun önemi nedir? Burada Kral Arthur daha doğrusu Kalkan Usta'nın mezarı burası. Kalkan Usta batıya geçerken Galganus, Galvein, Gawain olarak geçiyor. Yani o literatüre baktığınız Latince zaman. Latince Kalkunus. Latince olarak geçiyor. Amantur Ata da batıya Arthur olarak geçiyor. Buradaki yeni keşiflere göre hem delilleriyle beraber var. Şimdi burada bizim esas anlatacağımız bu Kral Arthur'un şövalyeleri var. Bunlar dönem dönem isimleri değişiyor ama Sir Gawain ve Yeşil Şövalye hikayesi çok meşhur. Bunun hakkında kitap var, roman var. Sir Gawain ve Yeşil Şövalye Kral Arthur'un huzurunda düello yapıyorlar. Ve Yeşil Şövalye Sir Gawain'in başını kesiyor. Sir Gawain Yeşil Şövalye'nin başını kesiyor ve Yeşil Şövalye'nin başı yere düşüyor. Sonra tekrar alıyor başını yerine koyuyor. Diyor ki bir yıl sonra tekrar diyor geleceğim, tekrar karşılaşacağız. Burada hem Yeşil Şövalye ile Hızır arasında da bir bağlantı var. Artı Yeşil Şövalye Sir Gawain ilişkisinde... Yani aslında o fantastik dünyaya da girersen
Şireklerin, Yeşil Adam, hatta o devlerin, şeyi... Gawain meselesi, Yeşil Şövalye bir efsaneden kaynaklı. Erol Bey bu konuyu çok araştırmış biri olduğu için bilirler kendileri. Ancak burada önemli olan ana unsur yeşil bir adamın, hı hı, Batı kültüründe de Hızır gibi temalanmış ve ilimle kodlanmış bir figür olması. Batı kültüründe çok var. Kendileri devam ederlerse oradan. Tabii orada şimdi bunun çizgi filmlere yansımaları da var. Mesela Yeşil Dev Hulk var, Şirek var, işte Kurbağa Kermit, Yeşil Fener, işte Lizard. Bunlar da mesela mitolojik kahramanlarının çizgi filmlere aktarılmış şeklini görüyoruz orada da. Yani Sir Gawain ve Yeşil Şövalye ile ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Oktan Bey, şimdi evet, şu meselelere girelim mi? Bu buyurun, kapılara tıklatmak. Tamam. Amerikalıların da vardır öyle bir deyimi. Evet. Knock on the wood derler. Üç kere tıklarlar onlarda. Evet. Onlara da geçmiş o zaman. Hı? Ne dersin? Şimdi tabii yani aslında batı inançlar dediğimiz zaman biz tabii Türk kültüründen söz edeceğiz ama batıl inançlar konusu başlı başına bir konu. Ve bütün insanın olduğu her yerde batıliyet mevcut. 7 milyar insan varsa emin olun mutlaka 3 milyarının batıl inancı farklı farklıdır. 7 milyarının da evrensel batıl inançları vardır. İşte merdiven altından geçme, siyah kedi gördün mü, kara kedi gördün mü, morsuzdur, şu hayvan şöyledir, bu hayvan böyledir vesaire gibi de. Biz Türk kültüründen ele alacağız. Sorduğunuz soruları tek tek cevaplamak isterim. Fakat Türklerin şu kurgan ve o çünkü inançların aslında çoğunun batıl olmadığını anlatmak babından izah etmek istiyorum. Türklerde 3 ana dalda inanç unsuru toplanır. Bütün Batı tarihçileri, Türkologlar bunu bugün söylerler ve yazarlar. Tengricilik dedik. Tek Tengri'ye inanmak. İslam'la birebir aynıdır. Biraz önce İbn-i Fadlan'ın o diyalikliğini söyledim, diyaloğunu Oğuzlar'daki. Yani Allah'ı bir bilme, Yaratan'ı bir bilme. Ve metinlerinde de, Orhun kitabelerinde, Bilge Kağan anıtlarında yazdığı gibi Allah yani Yaradan adamı yarattı. Adam anlamıyla Adem'i yarattı. Yedi yer, yedi gök arasına onu koydu. Kur'an tabirine çok yakın terimlerdir bugün. Ataların ruhu dedik. Her ataya hani biraz önce biraz da latife yaptık, dua etmeyiz ama Türklerde de bu böyledir. Negatif enerji veren hiçbir insanın ruhlarını anmak istemezler ve onları def etmek isterler. İşte kamlık burada devreye girer. Kamlık bu kötü ruhları kovmak için uygulanan bir metodolojidir, bir ayindir. Sadece insanların mı? Hayır. Cinni varlıkların, Türklerde çünkü eğer vaktimiz yeterse gireriz belki tanrı ve tanrıca figürleri zannedilen kötü varlıklar. Aslında tanrı falan değil onlar ama melek isimleri, kötü varlıkların ruhlarını kovmak için kamlık burada devreye girer. Türklerde bir başka şey daha vardır. Yaratılmış olan her şeyi ruh olduğuna inanç getirmişlerdir kendilerince. Evet, bitkilerde, masalarda dahi var. Hayvanlarda dahi. Hayvanlar. Bakın mesela burada iki tane koçbaşı görüyoruz. Bunlar eski Türklerde hali hazırda Anadolu'da, bizim yörelerimizde de vardır. Kurban kestiğimiz zaman kapılarımızı, Türkistan'da, Anadolu'da, Ege'de, İzmir'de hali hazırda var. Yaşanan bir gelenek. Kesilen kurbanın, koçun kafatası kuruduktan sonra kapılara, ahırların önlerine vesaire asılır. Hatta bir mızrağa geçirilir, konur. Tılsım gibidir. Bir manada da şeytana deklarasyondur. Biz Yaradan için, onun rızası için kurban kestik. Çünkü şeytanın öğretilerinden bir tanesi insanı kurban etmektir. Kutsal bakireler vesaire şunlar bunlar ki onun karşılığında İbrahim'e koç inmiştir Kur'an tabiriyle. Ve tam Galisa'ya baktığımız zaman İbrahim peygamberden çok önce, binlerce yıl önce o taşlardaki kurban motiflerini, geleneklerini göreceksiniz. Göreceklerdir kıymetli izleyenlerimiz ki bu biraz sonra belki ekranlarımıza da gelecektir. Şimdi bu atalar kültü meselesini bir değinip geçiyoruz ama çok önemli. Biz Fatiha okurken onların ruhlarının olduğuna, cuma günleri bizleri ziyaret ettiğine inanırız İslam toplumunda. Bir de dedik ki yer su kültürü vardır. Nedir bu? Tabiata saygı. Şimdi Cansu Hanım dikkat ediniz. İslam'da tabiata ne kadar saygı gerektiren ayet-i kerimeler mevcuttur Kur'an-ı Kerim'de. Örneğin Peygamberimizin duru su, göl, akmayan suda abdest alırken kirletmenin ne kadar büyük olduğu
günahının büyük olduğunu ifade ettiği birçok hadis-i şerif vardır. Akarsuda dahi abdest alsanız israf etmeyiniz diyecek kadar mecazlı bir hadis-i şerifleri vardır. Yaş kesmeyiniz. Üstelik de ağaca saygı bu tabiattan bir nesne olduğu için örneğin kıyamet kopsa dahi fidan dikiniz. Bakınız ne kadar mantığa ters gibi geliyor. Kıyamet kopuyor ama fidan diktiren bir peygamberimiz var. Dolayısıyla da eski Türklerde de bu adetler var. Tabiata saygı. Mesela ağaca saygı meselesi vardır ki o başlık farklı bir başlık olarak ele alacağız. Müsaade ederseniz. Hayat ağacı meselesi. Evet oraya gireceğiz ama. Bakınız inleyen hurma kütüğü meselesi vardır. İslam'da anlatılır. Peygamber Efendimizin yaslandığı, hutbeye çıktığı. Daha sonra o hurma kütüğünün inlediği ve ona saygı olarak da mescide konduğu Müslümanlarca vardır. Yani Türklerde ne varsa o kutsal ağaç kavramı bugün İslam'da aynısı yaşanmaktadır. Yine baktığımız zaman Meryem İslam'da suresi... İslam'da ağaç kutsal sayılmıyor. İslam'da hani değer veriliyor. Hayır bakınız şimdi kutsaliyet kavramını içeriğine girecek olursak kutsal sayılır. Tapınma anlamında değildir kutsallık. Sonuçta yaş ağaç kutsaldır. Bakınız ben size bir ayet-i kerime Meryem suresi 22 ve 26 diyor ki işte İsa peygamberi doğuracağı zaman hamile kaldığı zaman o hurma ağacının altına seni yerleştirdik ve altından da su akıttık. O ağaçtan ye hurma yani o sudan da iç silkele. Şimdi hurma nasıl bir meyvedir? Tatlı bir meyvedir öyle değil mi? Ve su altına akıttık diyor. Bakın şimdi nereye gireceğim. Peki ona düşen hurmaları da ye. Suyun içine tatlı karışırsa ne olur? Şerbet olur. Lohusa şerbeti. Meryem Aleyhisselam ne yapıyordu burada? Lohusa doğum yapacak. Evet. Hatta doğum yaptıktan sonra da 22 ve 26. ayetleri incelerseniz Meryem suresinin. Orada o doğum hadisesini anlatıyor. Ve daha sonra işte 3 gün oruç tutma, kimseye söyleme, dinleme vesaire dediğimiz zaman lohusalık sürecini anlatıyor. Şimdi bakınız nereden nereye geliyor? İslam'da yaşadığımız birçok şey aslında eski Türk dini dediğimiz, inancı dediğimiz, daha doğrusu Türk dini tek tengriciliktir, tek Allah'a inanır ama nüansları, işte inanç faktörleri bunlardır. Peki başka bir şey, yağmur, toprak ve bunların tabiat daha doğrusu, tabiata olan saygı ve tabiatın ruhunun olduğuna inanılması. Şimdi İslam'da dedik ki yanlış anlaşılmasın kutsal sayıldı derken ona tapılılmıyor. Fakat yağmuru biz indirdik. Kur'an'da rahmet diye geçiyor yağmur. Rahmet kelimesiyle kodluyoruz. Rahmet Allah'ın bir manada isminin tecellisidir. Dolayısıyla da büyük bir kutsallık arz eder. Yani Türkler de bu yağmura saygı gösteriyor. Diriliş için topraklarda ürünlerimizi çıkartan şey hayat suyu, can suyu diyor sizin isminize mukabil olsun diye. Bir başka yerde Rahman suresi Kur'an-ı Kerim'de 31 yerde sadece bir ayette. Bakınız aynen şöyle der. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Devamlı bunu söyler. 31 defa. Ve aralarda sayar. Kalp vermedik mi? Şunu vermedik mi? Bunu vermedik mi? Düşünesiniz diye akıl vermedik mi? Göz vermedik mi? Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yağmurlardan, sebzelerden, güneşten. Türkler tek tek eskiden tabiata bunları nimet saymış ve hepsine şükretmiştir. Bu saygının karşı ifadesi şükürdür. Dolayısıyla Kur'an'ı kavramdır. Baktığımız için aynı zamanda da bereket için saygı duyulmuştur. Şükürdür. Karşılığı. Yani burada kutsallık verdiğimiz zaman bakınız işte hurma ağacından örnek verdik ve hayat ağacı kelimesi geçer Kur'an'da nedir? Türklerde hayat ağacı inancı vardır değil mi? Evet. Sidretil münteha son ağaçtır anlamı varlık ağacı. Sidretil münteha Miraç'ta işte artık hani Cebrail'in de geçemediği sınır noktası. Sınır yani Arapça manası son ağaç demektir. Hmm. Sidretil münteha sidre. Til Tül münteha yani son ağaç, varlık aleminin son sınırı, sidresi. Anlatabiliyor muyum? Yani manası budur. Baktığımız zaman hayat ağacı. Oraya girmeden önce bilmiyorum başka bir sorunuz olacak mı ama lohusalıkla alakalı bakın Meryem Aleyhisselam'dan ilk defa anlattık bunları. Ayet-i kerime şerbet yapıyor suda Allah-u Teala. Peki lohusa şerbet yok mu? Türklerin en eski adeti albastı denen bir karı var. Karı kelimesini özellikle söylüyorum öyle özür dileyerek yani. Öyle denir. Figüratiftir. Edebi metinlerde de albastı karısı. Yani lohusaları rahatsız eden kötü yüzlü, kötü siretli bir kadın. Haset.
İkinci, bundan korunmak için biraz da metafizik bir varlıktır. Dolayısıyla da hani karabasan derler. Hı-hı. O da başka bir unsurdur. Şimdi bakınız, İslam'da lousa nasıl tarif edilir? Araştırsın kıymetli izleyenlerimiz. Tavaf yapamaz diyor, itikaf yapamaz. Kur'an okumasın, oruç tutmasın. Hayız ve lousalıkta boşanma ve talak dahi geçersizdir diyor İslam fıkıhında. Bu İslami kaideler. Peki psikologlar ne diyor bugün? Dışarı çıkmasın 40 gün boyunca, vücudundan kan kaybedecek ve psikolojikmen ezik duruma düştüğünden dolayı enfeksiyon kapma riskiyle karşı karşıya kalacak bu hanım efendi. Ve bebek içinde hassasiyetle davranması olduğundan dolayı herkesi kabul etmemesi gerekir. Herkesi bebeğin üzerine göstermemesi gerekir. Bakınız Türklerde şimdi ne yapıyorlar? Sarılık hastalığı biliyorsunuz meşhurdur bebeklerde ilk doğduğu zaman mavi ışıklı bir kabine koyarlar doktorlar. Ki çok yaygın şu anda yeni doğan bebeklerde. Bakınız Türklerde, eski Türklerde ne adet var? Sarılık olmasın diye sarı tülbent yüzüne bebeğini örtüyor. Sarı tülbent Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde gözü alan bir sarı renkti. İneği tarif ederken ayette tayflar vurduğu zaman mavi ışık yapıyor. Şimdi bu bilgiyi nereden almış eski Türklerde adet? Baktığınız zaman hem ayette yeri var, gözü alan sarı inek. Başka bir şey, şerbet. Çünkü vücudu dirayet kaybetmişti fizyolojisi ve işte biraz önce Meryem suresindeki anlattığımız şeyin lousa şerbeti ve 6 hafta 40 gün süren bu lousalık döneminde kimseyi kabul etmemesi, sokağa dışarı çıkmaması, 40 gün sonra da kucağına çocuğunu alıp kapı kapı dolaştırıp tanıştırması eski Türk adeti. Yani şimdi bunların hangisine hurafe ve bidat diyebiliriz? İslam'da daha baktığımız zaman sert ifadeler var. Tavaf yapamazsın diyor, itikafa giremezsin diyor, Kur'an okuyamazsın diyor, oruç tutamazsın diyor. Yani bunlar daha sert ifade. Hatta farz ve vacip namazları kılamaz diyor. Tilavet secdesi de lousa bir kadın yapamaz diyor. Fakat eski Türklerde bakın lousa adeti de kadını ve bebeği korumak adına aslında hem bilimsel olarak hem de nazardan sakınsın diye, kem gözlerden, kem sözlerden bebeği ve kendisini korusun diye 40 gün psikolojisini toplasın diye de bir inziva halini gösteriyor. İşte bunlar hep eski Türk adetleri. Şimdi bu kurgan meselesine de girelim mi? Evet, bunu konuşalım. Bunu çok merak ediyor izleyiciler. Şimdi bu korunmuş bir mezar. Evet. Ben koruyorum bunu evde. Yani bu benim koleksiyonumdan onu söyleyeyim. Daha fazla şeyleri de var. Buyurun, sözünüzü kesmiş gibi olmayayım. Buyurun anlatın yani nedir ne değildir. Şimdi biraz önce işte bu yer, su yani tabiata saygıdan ve ata kültünden bahsederken Türklerin inancında bütün hayatları boyunca temasa geçmiş oldukları varlıklara saygı vardır. Hı hı. Hayvanların ve nebatın da bir ruhu vardır. Gerçekten de bilimsel olarak onların bugün hala hazırda bir enerjisi olduğu bazı yöntemlerle tespit edilmiştir. Auroları olduğu vesaire. Şimdi kurgan veya korugan yani mezarı korumak anlamıyla Türklerde kesilen kurban işte koçbaşları ki buradan da ben izleyenlerimize eski bir Türk geleneğinden bahsedeyim. Bakın nasıl İslam'a uyduğunu da nasıl anlayacaklardır. İbrahim ve İsmail kıssası vardır Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti İbrahim işte ada kadar malum haliniz. Adak sonucunda rüyasında vesaire. İşte İsmail Aleyhisselam'ı kurban yapmaya götürür ada karşılığında. Tam kesecekken Cebrail Aleyhisselam ne yapar? Gökten koç indirir. Koç indirir. İnek indirir mi? Hayır. Koç figürü vardır. Sığır yok. Deve yok. Ama biz nedense 7, 8, 15, 20, 30 neyse sayısı koça, sığıra ve sığır ve deveye gireriz böyle işte pay ederiz falan. Oysa ki Türklerde de kesinlikle kurban koç kesilir. Et yenecekse sığır falan kesilir o ayrı konu ama kutsal ritüellerinde koç kesilir. Buna bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e İbrahim kısasına girmiştir. Şimdi bu nedir? Koruganlar kestikleri kutsal koçların kurbanlarını gömdükleri ölünün üzerine boynuzlarını ve hayvanların çeşitli bakın o kaplumbağa baha kabuğu mesela ortadaki. Bu mu? Şu ortadaki şu büyük kaplumbağa kabuğudur. Karetta cinsi. Şurada tosbağa daha küçüğü vardır. Toplarlar ve mezar çevirirler. Mezara bir saygı. Ancak enteresan olan şey hayatı boyunca yapmış oldukları şu görmüş olduğunuz işte kurbanların
kalıntılarını da bırakırlar ki Türklerde on oklar diye bir kavim vardır. En eski kavim Tanrı'ya, Tengri'ye teminat verirler. Yani o ahali gelir, ölü hakkında Tanrı'ya der ki ben bundan razıyım, kefilim, teminatım vardır. Aynı şekilde hayvanların işte kalıntıları da, ruhları da ona teminat versin ister. Bakıyorsunuz bugün bizim cenazelerimizde ne olur? Bu ölüye hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hiç tanımadığı adama da öyle diyor. Teminat veriyor. Kime? Allah'a. Değil mi? Baktığınız zaman böyle. Koruganlar da kestikleri, yapmış oldukları ibadetteki kurbanların veya dağda taşta buldukları hayvanların ruhlarının varlığına inandığı için onları atmıyor. Hatta Türklerde eski uygulama, Kızılderililer de bizlerle bir amcaoğlu olduğu için aynı atasözleri falan vardır. Diyor ki hiçbir Türk toprağın yiyemeyeceği unsuru icat etmesin. Yani yaratmasın diyor da icadı ben çıkarttım şimdi. Hı hı. Çünkü toprağın çürüteceği, bugün yeşilciler, yani yeşiller diye adlandırdığımız örgütler, doğa ve tabiat örgütleri ne yapıyor? İşte pet şişelerinizi denize atmayın, toprak çürütmüyor. İşte çeşitli kutularınızı, plastiklerinizi toprağa koyduğunuz zaman 200-300 sene duruyor, radyasyon yayıyor. Çünkü toprağın eritmediği malzemeler. Türkler toprağın kabul edeceği hayvan veya nebahattan faydalanmış, teknolojilerini de ona göre tanzim etmiş bir millet. Koruganda en eski koruganlar böyle. Bakın bu koçların üzerinde süslemeler vardır. Yayla kültürü hala Trabzon'da, Karadeniz'de vardır. Bayburt'ta da vardır efendim. Yaylaları evet. Çıkarlar. İnekler süslenir. Bazı köylerde. Evet. Şenlik havasıyla gidilir. Bu da bir hıdrelez geleneğidir aslında. Konumuz hep hıdrelez ya. Evet. Girip çıkacağımız için söylüyorum. Dolayısıyla da şimdilik bu kadar. Başka bir şey varsa devam edebiliriz. Buyurun. Evet, buyurun. Namık Hocam bir şey mi söyleyecek? Hayır, bunlar yani kestikleri kurbanların boynuzları mı? Evet efendim. Kestikleri veya oğullarının, uşaklarının. Tamam. Yani kendi soylarının. Evet. Kendisinin evet. Vesaire. Onun adına, onun rızası için kesilmiş vesaire. Evet. Şimdi eski Türklerde hükümdarın hem dünyevi bir vasfı olduğuna inanıyorlar hem de seçilmiş olduğuna inanıyorlar. Bu inanışın da temelini size sormak istiyorum. Hem dünyevi hem de uhrevi olarak işte ödüllendirilmiş, bizden daha farklı. Evet, tabii bunun şartları var. Her hükümdar değil. Bilge, alp ve düz hükümdarlar için bu geçerli. Ya bilge, ya bilgin olacak. Orkun Kitabeleri bizim en sağlam metnimizdir. Yani Türklerin geçmişteki irfanı ile ilgili birçok başka buluntular falan da var. Ama onlar işte taşa yazılmış, neredeyse Türklüğün kutsal kitabı. Hemen kimse yanlış anlamasın. Bazen benim sözlerim böyle yanlışa çekiliyor da. Yani tabii ki dinimizin kutsal kitabı Kur'an'dır. Ama bir de milletimizin kutsal kitabı vardır. Yani milletimizin, Müslüman milletimizin kutsal kitabı dini anlamda Kur'an'dır. Ama bir de millet olarak bir kutlu kitabımız var. O da taşa yazılmış. Orkun yazıtlarıdır. Aslında o yazıtlar dikildiği zaman hepsi yazılmış olan şeyler değildir. Birçoğu 1000 yıl önceden gelen bir kültürün yansımalarıdır diye çok ciddi iddialar var. Kazım Mirşan'ın bu konuda çok sağlam görüşleri var. Şimdi orada bilgisiz hükümdarla bilgili hükümdar, yani Kaan ayrılır. Ve o seçilmiş Kaan dedikleri bir bilgin olacak. Bilge, bilgin. Bilge ne demek? Bilgenin ne demek olduğunu anlamak için çok sağlam bir kitabımız var. Divan-ı Lügat-ı Türk. Kaşgarlı Mahmut. Kaşgarlı. 1072. Bravo. Harikasınız. Evet. Bravo. Evet. Yani bravo lafını beğenmedim de atayım. Var olun. Türkçesini size söyleyeyim. Size var olunuz. Var olun. Evet. Yani aşağı yukarı 1000 yıla yaklaşan bir kitap. Ve Orkun yazılarından işte 350 yıl falan sonra takribi yazılmış. Yani daha yakın zamandaki bir ifade. Bilge kelimesine bakarsanız orada şöyle der. Bilgin, bilgili. Ha, bir, bilge olacak. İki, alp olacak. Alplik önemli. Alp sözünü de
sadece savaşlarda kahramanlık olarak değil, girişimci olmak. Yani cabbar olacak. At. Yani atalar Avrupa'da dolaşırken o heybetli dağları görmüşler. Onlara da at demişler. At dağlarının adını koyan da bizim atalarımız bizim bu arada. Bizim atalarımız. Tabii yani at demişler. Ben İsveç'ten yeni geldim. Yani aşağı yukarı 15 gün oldu. Orada bir hafta programım vardı. Konuşmalar yaptım falan. Stockholm'da böyle merkezi yerlerde Gök Türk harfleriyle yazılmış olan taşlar var. Onları koruma altına almışlar, belirgin hale getirmişler, boyamışlar filan. O taşları, yani İskandinavya'daki o taşları Kazım Irşan okudu ve bir kitap halinde yayınladı. Dönersek yani Türklerin, Hakanlarının seçilmiş olması, eğer seçkin iseler seçilmişlerdir. Seçkin iseler seçilmişlerdir. Burada çok ciddi ayrım vardır. Yani bilgisiz, işte beceriksiz kağanlar geldiği zaman da işler kötüye gitmiştir filan diye. Peki Göktürklerde dünyanın sonu nasıl gelecek? Yani kıyamet inancı ve öte alem inancı da var. Bu nasıl? Bunu da sizden dinleyelim. Şimdi dünyanın sonu inancının, yani kıyamet inancının, kıyamet inancı çok tartışmalı bir konudur. Kıyamet kelimesi dünyanın sonu gibi hep söylenir. Halbuki kıyamet diriliş günü demektir. Kıyam yani. Yani yeniden haşr olacağımız Tabii, gibi. Kalkış günü demektir. Türklerde kesin olarak eski Türk dininde ötelere inanç vardır. Öteye. Ama yine söyleyeyim, bu işin iyice anlaşılması lazım. Yani öte burada da vardır. Yani burada hesap yok diye bir şey yok. Eski Türk dinini yaşayan, eski Türk dinini, yani şimdi insanlar hemen şunu da düşünmesinler. Hep böyle tedbirli gitmek zorundayız. Ya Namık Kemal Zeybek eski Türk dininin tebligatını mı yapıyor filan diye. Hayır, tanıtımını yapıyorum. Tanıtımını yapıyorum. Çünkü ben İslam içinde, Kur'an içinde o dinin özünün de yaşadığına inanıyorum. Evet, yaşıyor yani. Dolayısıyla ama gerçeği de bilmek bakımından, bilimlik gerçeği bilmek bakımından söylüyorum. Yani mesela bir dergide bir hanım arkadaşımız gitmiş, Moğolistan'ın bir bölgesinde, kuzeyinde yaşayan geyik adamları diye söylenen, böyle saklanmış ve inançlarını saklamış bir Türk topluluğu ile iki ay geçirmiş. Onların dilini de öğrenmiş. Gitmeden önce de biraz öğrenmiş. Diller de ilginç. Yani mesela Kamlara Gam diyorlar. Hmm. Belli ki onlar Oğuz Türkleri. Ha. Evet, Oğuz Türkleri. Çünkü Kıpçaklık'ta Kam olur. Kam. Oğuzluk'ta Gam olur. Ga. Bu ses değişmeleri, kurallı ses değişmeleri vardır. Ama o alışkanlıkla Şaman diyor onlara. Yani onlar Gam diyor. Moğolca'dan geldi efendim. Tunguzca, Moğolca. Evet, karışık. Hayır. Yani alışıldı ya evet, öyle. Evet. Ama çok güzel bir söyleşisi çıkmıştı yıllar önce. Şimdi yani dinin ne söylediğini anlamak bakımından verdiği örneği söyleyeceğim. Diyor ki, soruyor. Mesela diyor, sorduğu kişi diyor ki, mesela benim işlerim kötü gidiyordu diyor. Ters gidiyordu. Gittim Gam'a dedim ki, yani Kam'a, ne oldu benim işlerim niye böyle kötü gidiyor? Kurt girdi geyik sürüsüne, 6 tane kurt geyiği öldürdüler, 6'sı da benim geyiklerim. Şanssız. Yani sayıyor böyle bir şeyler. Bir bakayım diyor. Bir bakayım diyor, ne var diyor. Sen ne yapmışsın diyor. Ve davulla, raksla, musiki ve raks ile, musiki ve raks ile ibadet bu dinin biçimlerinden biri, tapınma biçimlerinden biridir. Tapınma da bulma demektir. Yani ermek, ulaşmak demektir. Ve vecd haline sokuyor kendisini ve kendinden geçiyor. Yani dans ediyor, çalıyor ve kendinden geçiyor. Uyanınca diyor ki, senin diyor hanımın
Irmak kenarında bir yavru ceylanı öldürmüş. İki büyük günah işlemiş. Eyvah. Hem ırmak kenarı hem hayvan öldürmüş. Hem de yavru. İki büyük günah işlemiş. Bu iki büyük günah işleyince de bu sana yansıyor ve senin işlerin bozuluyor. Bir, ırmağı kirletmek, suyu kirletmek büyük günahtır. Bir. İki, yavru hayvanı öldürmek günahtır. İkisini de yapmış. Şimdi sen hanımınla birlikte gideceksin. Orada, tam da o öldürdüğü yerde, ırmağın ruhundan ve o yavrunun ve onun anasının ruhundan af dileyeceksin. Yalvaracaksın. Seni bağışlamalarını sağlayacaksın. İşlerin düzelir o zaman. Nasıl haberdar oluyorlar bağışlamalarını? Gidiyor, günlerce yalvarıyor orada. Diyor ki yalvardık ve anladık ki bağışlandık. Tabii bağışlandık. Ve bizim işte benim işlerim düzeldi diyor. İş düzelince bağışlanmış oluyor. İşaret geliyor. Şimdi bunu anlatıyor. Yani bunu anlatan kim? O hala o dine inanan. Şimdi nedir bu? Şu. Yani varlığın bir dengesi vardır. O dengeyi bozmamak lazımdır. Evet. Bozduğun zaman burada da cezası var. Ama buradaki cezası daha kolay atlatılan bir cezadır. Arınıyorsun yani. Cezanı çekiyorsun, arınıyorsun. Ama öteki tarafa gittiğin zaman sorunuzun tam cevabı şu. Evet, öte var. Eski dinde de öte var. Ama öte şu. Uçmak var ve tamu var. Hı hı. Uçmak ve tamu. Uçmak cenneti sembolü. Yani uçmak sembolize ediyor. Cennet diye tanımlanabilir. Tamu da cehennem. Bazen tuzak da derler. Tuzak sözüdür yani. Hmm. Tuzak da denir. Hala kullanılıyor bu kelimeler. Yani mesela Kazaklar cumak diyorlar. İşte uçmak olmuş cumak. Bugün de cumak. Ha nedir bu uçmak? Yani şu. Öldüğün an kendi kıyametin kopuyor. Hmm. Herkesin kıyameti öldüğü an kopuyor. Ve o kişi eğer temiz yaşamışsa, dürüst yaşamışsa, iyi insansa, iyi yaşamak ne demektir? Tanrı'ya yakın olmak. Tanrı'ya yakın olmak için de tapınmalar var. Yani tabii sabahleyin güneş doğmadan önce, akşam güneş battıktan sonra, tam da Kur'an'da anlatılan sabah ve akşam namaz vakitleridir. O dönemin Türkleri sabahleyin ferdi ibadet. Yani bireylik ibadet, tapınma. Güneş doğmadan önce güneşe doğru dönüyorlar. Hala Tunceli Alevilerinde bu devam ediyor. Güneşe doğru dönerler ve Tanrı'ya yakarırlar. Bunu başka Aleviler bırakıyorlar. Niye? Sanki güneşe tapma gibi. Hayır, güneşe tapma değil bu. Bu Tanrı'ya tapınma ama güneşe dönerek. Şimdi burada da şunu da sorayım. Şimdi evet. Tenkricilikte gökteki kutsal nesneler, tam güneş demişken evet. Bunu da sormak istedim. Güneş, ay, ateş ve su. Tabii. Ateş ve suyu konuştuk. Bazı ayrıntıları da konuşalım. Deniliyor ki Tengri kudretinin sembolleridir. Buyan adlı enerji güneşin göğün neresinde durduğuna bağlı olarak değişir. En fazla buyanın yeni ay ve dolunayda elde edilebileceğine inanılır. Ya onu nereden okuyorsunuz? Çok ilginç bir bilgi o. Nereden buldunuz onu? Bir tez çok yazılmış güzel. Da ya bu konuyla güzel. İlgili. Tabii bu çok ilginç bir şey. Yani o bahse girince şimdi zaman güneşin nerede olduğu çok önemli. Yani mesela bugün de Amerika'da bir takım şifacılar var. Güneş ışınıyla şifa sağlayanlar var. Healing Sun diyorlar. Şifacı güneş. Kitaplar var, uygulamalar yapılıyor falan. Şifacı güneş. Şu, yani şifa, güneşten şifa almak isteyenlere de duyuralım bu arada. Bir şifa haline de dönüşsün. O şu, güneş doğmadan önce 15 dakika, doğduktan sonra 1 saat süreyle güneşin ışınları insan bedeninde sağaltıcı ve dinginleştirici etki yapıyorlar. Tedavi edici ve huzur verici. Yani deneyin mesela bu sabah, zaten bu sabah yapmak lazım yani yarın. Bu artık gece zaten dilekler gömüldü. Yarın Hıdrellez'dir, 6 Mayıs'tır. Yani girdik gal. Yarın oldu. Yarın artık bugündür. Yarın artık bugün. Evet yani ama güneş doğarken
Yani doğmadan önce güneşe doğru dönün. Bugün muhtemelen gökyüzü berrak olacak ve güneşi göre güneşin ışınlarını hissedin. İçinize çekin ve o anda güneşi hissederken güneşi var eden ama güneşle yeryüzüne en keskin tecellisini, tezahürün ortaya koyan sonsuz, ebedi Tanrı'yı, onun nurunu, ışığını içinize çekin, hissedin. Ve ona yakarın, ondan isteyin. Ne istiyorsanız, isteyin ondan. Evet. Yani bu arada erken kalkmışsanız sabah namazını evet, da iki rekat kılın. Namaz vakitleri için tam namaz hani sabah var. Namazı güneş tam doğmadan namaz. Öncedir. Tabii. İşte güneşin evet. ışınları geldiği vakit uyanık mi? Ol diye. Tesadüf mü bunlar? Yani mesela sabah namazı evet güneşin doğmasından öncedir. Akşam namazı da güneşin batmasından hemen sonra. Biraz geciktiniz mi gider akşam namazı. Evet, yani güneş ışınları gitmişse artık o akşam namazı olmaz. Yani dolayısıyla bu tabii o namazınıza ben karışmıyorum çünkü o ayrı bir bahis. Onu kendiniz bildiğiniz gibi o konuda sözüm var da kitapta yazdım da Ariflerin Namazı diye o ayrı bir bahis. Yani namaz nedir onu da iyi konuşmak lazım yani anlamadan bir şeyleri söyleyip yatıp kalkmak mıdır yoksa başka bir şey midir? O ayrı, da ayrı bir bahis. İdrak ve şuur da gerektirir. Bilinç. Tabii şuur. Şuur çok bravo. Önemli. Evet. Şuur. Şimdi efendim sabahleyin onu yaparsanız güneşin ışınlarından şifa alırsınız. Bu bir saat daha devam eder. Bir saat daha. Sonra azalır. Ama bu konuda söylenecek çok söz var. Yani güneş ışınlarının şifa. Ay. Ay da dolunay. Bugünlerde dolunaydır ay. Tam böyle. Ayın insan bedeni üzerinde ve yeryüzü üzerinde sanıldığından çok daha büyük etkileri vardır. Kitaplarda yazılanlar noksandır. Ne yazıyor kitaplarda? Ay dünyanın etrafında dönen bir uydu. Hayır, acaba öyle mi? Şimdi yeni gökbilim görüşleri bu görüşten farklı şey söylüyorlar. Mesela diyorlar ki hayır, ay ve dünya birlikte gezen iki gezegendir. Çünkü ay çok büyük. Yani bir uydu olmayacak kadar büyük. Merkür kadar. Ya ay dediğimiz şey dünyanın dörtte biri ve Merkür kadar. Dörtte birine yakın. Ve ay olmasa, ya yaratıcı onu öyle bir yere koymuş ki ay çok önemli. Ay olmasa dünya bildiğimiz bu muntazam dönüşünü yapamaz. Kırbaç gibi ay çeviriyor dünyayı. Yani onun sayesinde dünya böyle muntazam dönüyor. Ve kutuplar oluşuyor. Eğer ay olmasa Merkür gibi dönmeye başlarız. Merkür şöyle dönüyor. Dolayısıyla ne olur? Bir anda bir gün içinde kutuplar ekvator, ekvator kutup falan derken yeryüzünde hayat olmaz. Ay sağlıyor bunu. Tam da yerinde böyle. Yani ne uzak ne yakın. Efendim ayrıca bir topaç hareketi vardır. Tam topaç gibi hakikaten. Ayın böyle bir, dünyanın böyle bir salınımı vardır. Ayrıca ay dünyada toprak dahil her şeyi çeker. Her şeyi çeker. Yani neyi? Suları çekiyor, bırakıyor. Met cezir diyoruz ya ama sadece o değil. İnsan vücudumuzdaki kanalı. Sıvıları da çekip bırakıyor. Yani o vücudumuzdaki sıvıları çekip bırakmasından neler meydana geliyor? Birçok şey var da yani ama vücudumuzdaki... Ay gökyüzünde parladığı zaman bizim zihni muhtevamız dönüşüyor, değişiyor. Yani insanlar daha sevinçli oluyorlar, daha huzurlu oluyorlar. Ay gittiği zaman sıkıntılar başlıyor. Ama ay nedir? Ay güneşin ışınlarını yansıtan bir gök cismidir ay. Fakat ay çok önemli. Dolayısıyla bu ışın dediğimiz yani işin esası şu, vahdet meselesidir işin esası. Siz Allah'ı vahdet olarak düşünürseniz, vahdeti vücut ya da vahdeti mevcut olarak düşünürseniz, Allah'ı çoğunlukla yapıldığı gibi bir put haline getirmezseniz, maalesef zihinler sapmıştır, sapar ve Kur'an'ın tanımladığı Allah yerine insanlar, mesela Zeus yanındaki yardakçılarını falan öldürmüş, tek kalmış,
Allah birdir. Hayır, o değil. Allah birdir ama bir de Allah'tır. Yani sonsuzluktur Allah. Yani biz de onun içindeyiz. Dolayısıyla böyle bakınca evet, her şey kutsaldır. Ama bilincin en, dünya yüzünde bilincin en yoğun göründüğü yer insandır. Diyelim ki yani insanda 10.000 bilinç varsa nicelik olarak. Nitelik olarak farkı yoktur. İnsanda neyse şu gördüğünüz Habertürk yazan şu nesnede de aynıdır. Aynı bilinçtir. Ama yoğunluk farkı vardır. Dünya yani insanda 10.000 birimse bunda yarım birimdir. Ağaçta diyelim 10 birimdir. Şimdi biraz önce değerli Oktan Keleş Bey bir cümle söyledi ama çok açıklamasını yapmadı. Biliyor da yapmadı. Ağaçların bilinci. Ağaçların bilinci kesinleşmiştir. Nasıl? Mesela Paris'te yapılan deneyler var. Burada İstanbul'da bir profesör anlattı bundan 25 yıl önce. Ben de izledim. Deney şu. Bir saksıyı getiriyorlar, ortaya koyuyorlar. İnsanlardan bir kişi, deneklerden bir kişi onun bir dalını kırıyor. Saksıyı bilgisayara bağlıyorlar. 100 kişi önünden geçiyor. 99 kişi geçerken çiçek hiç sesini çıkarmıyor. Ama dalını kıran geçerken başlıyor bağırmaya, buydu diye. Haber veriyor. Yani meşhur bir deneydir. Tabii. Bir gün ikinci bir kişi daha haber veriyor. Bu da diyor. Adama soruyorlar, sen ne yaptın kardeşim? Ben bir şey yapmadım diyor bu çiçeğe. Peki sen ne iş yaparsın? Ben bahçıvanım, bu sabah ağaçları budadım geldim diyor. Bu diyor soykırımcı diyor. Onu haber veriyor. İkinci güzel bir deney. Bu saksı çiçeği yanına konulan saksı çiçeğine yapılanı da haber veriyor. Kendisine değil. Ya peki bilinçsiz olsa çiçek böyle olur mu? Böyle bir şey olur mu? Bilinç var o çiçekte. Mesela ben kaymakam, mesleğim kaymakamlıktır. Kaymakamlık yaptığım yıllarda biliyorum. Bazı kasabalarımızda ki belli ki bütün çiftçiler bunu biliyor. Bir ağaç meyve vermekten kesilirse alır bir üretici baltayı, o ağacı hafifçe vurur ve tehdit eder onu. Gelecek yıl eğer yemiş vermezsen ey elma ağacı, seni keseceğim. Ertesi yıl o ağaç meyve verir. Korkudan. 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 Hissediyor onu. Hisseder. Ya bizim yani şey, analarımız bunu bilir yani. Evet. Çiçeği, benim annem çiçeği sevip duruyordu. Anne niye seviyorsun? Dedik. Bir de cinsiyet verirler anneler değil mi? Güzel kızım. Yani. Canım kızım. Çünkü o biliyor. Halk irfanı diye bir şey vardır. Evet. Bu hadi binlerce kızım benim, iç biraz bunu önce deyip su dökerler. Evet, benim nenem ineğini torunlarından çok severdi. Bilinç her yerdedir. Ve tabii ki yani şimdi ağaçlara çaput bağlamak falan filan. Evet. Hemen batıl itikat filan. O kadar basit değil bu işler. İnsanlığın binlerce yıllık, on binlerce yıllık bilgi birikimini hemen böyle hurafedir falandır, batıldır falan diye atmak doğru değil. Şimdi bir Özgür Düşünceler isimli Yarın da Gündür Twitter kullanıcı adı. Bir izleyicimiz bir soru paylaşmış. Onu kendi sorumla harmanlayıp soracağım. Lütfen izlemede kalsın. Ama gelmişken şu tengriciliği konuşurken şunu da sormadan edemeyeceğim. Evet. Tengricilikte cenaze ritüelleri. Çünkü burada bazı itilaflı durumlar var. Mesela? Tartışılan. Ağaçlar üzerine sergilenen ceset. Hayvanlara terk edilen ceset, yakılan ceset, mumyalama uygulanan ceset. Ama burada benim araştırmalarımda şu noktada mutabık bütün işte tarihçiler. Ne olursa olsun yakılsa dahi külü bir beyaz bezin içine sarılır. Öyle illaki gömülürmüş. Yani kefenleme sistemi de orada gözümüze çarpıyor. Şimdi efendimiz. Hani bu hayvanlara parçalama, tabii yok efendim, hayvanlara terk etme cesedi meselesinde şimdi, biraz tartışmalar var. Şimdi şöyle bir şey var. Ya da yakma. Yani taşramızdan sormak ile kimse bilmez halimizi diyor ya. Bektaş-ı Gülbang'ında, Yeniçerilerin söylediği Bektaş-ı Gülbang'ında. Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile, taşramızdan sormak ile kimse bilmez halimizi. Şimdi mesela Hoca Ahmet Yesevi'nin Türkistan'da bir türbesi var. Evet. Hoca Ahmet Yesevi
Türklerin Müslüman olduğu dönemlerde zuhur etmiş bir atadır ve bütün çevresi de Müslümandır. Kış günü önemli şahsiyetler öldüklerinde toprak donmuş olduğundan, toprağa gömmek mümkün olmadığından onların cesetleri bir güzel torbaya konulup yüksek ağaçların dallarına asılırdı. Niye asılıyor? Kasım. Bahar gelsin de toprak yumuşasın da cesedi Hoca Ahmet Yesevi'nin yakınına gömelim diye. Kimler? Ya bugün Türkistan'a giden, yani Kazakistan'ın Türkistan şehrine giden bir insan Hoca Ahmet Yesevi türbesini gezerse orada mezar taşlarını görür. Kimler? Abulay Han. Abulay Han kim? Kazakların büyük hanı. Efendim şeyh filan, bey falan gibi kişilerin mezarları hep Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinin yakınlarına gömülmüştür. Dolayısıyla bilmeyen bir insan geliyor buna bakıyor. Diyor ki bu Türkler, onu görüyor çünkü. O kışın geliyor gidiyor yazıyor. Diyor ki bu Türkler diyor efendim ölülerini ağaç dallarına asıyorlardı. Ya ağaç dallarına asma falan yok. Bu, yapılan bu yani. Yani soğuk iklim. Dolayısıyla yer donmuş. Kasmak mümkün değil. Bundan dolayı ya da efendim, bakınız, bu tarz bir yöntem benimsenmiş. Şimdi bırakın ta o geçmişte Atatürk'ün bu şah geldiği zaman, Rıza geldiği zaman, İran Şahı Rıza geldiği zaman kurban kesiyorlar. Kurban kesiyorlar. Atatürk diyor ki durun kesmeyin diyor. Ben görmeye dayanamıyorum. Atatürk'le Şah geçiyorlar, kurban kesiliyor. Şimdi bu olayı gören iki kişi bunu şöyle yazıyor hatıralarında. Birisi diyor ki Atatürk kurban kesilmesine karşıydı. Öteki diyor ki Atatürk kurban kesilmesini görmeye dayanamıyordu. Şimdi hakikaten dıştan baktığınız zaman Atatürk kesmeyin diyor. Öyleyse kurban kesilmesine karşıydı. Hayır, karşı falan değildi. Ama kendisi göremiyordu. Dayanamıyordu ya. Kıyamıyor. Çünkü Atatürk'te de eski vahdet dininin inancı vardı. Yani Müslümanlığı başka ama vahdete inanıyordu. Ağaçlara dokunamıyordu filan, yani biliyorsunuz ağaca dokunamadığı için Yalova'daki ya, evinin yanındaki efendim ağacın dalları evi işte rahatsız ediyor, temellerini filan kesmeye kalktılar. Sakın ha dedi. Sakın ha dedi. Ağacın altına demir rayları koyarak kaydırdı yan tarafa. Demir yolu rayları koyarak kaydırdı. Niye? O ağacın canlı olduğunu biliyor Atatürk. O bilinçle. Karıncaları ezemiyor. İnsanların, hayvanların nasıl kestiklerine şaşırıp kalıyor. Şey diyor ki farkında. Şah diyor ki ama ekselans diyor siz diyor. Savaştınız, savaşlarda insan öldürdünüz, ölüme gönder. O başka bir şey diyor. O bir vazifeydi diyor. Görev olarak yaptım ben onu diyor. Ama ben dayanamıyorum diyor. Mesela diyor bu kasaplar nasıl kesiyorlar canlı içini, oyuyorlar, çıkarıyorlar, hayret. Hayreti uzma. Ya büyük hayret diyor. Şimdi bunlar niye anlatıyorum şundan. Yani her yerde eski Türklerde bu şey vardı. Ölüm hadisesi, evet, gömüyorlardı. Bildiğiniz gömüyorlardı. Ve bakınız gömüyorlardı lafı o kadar şey ki sadece cesedi değil, bakın daha neler gömüyorlar. Almış getirmiş Oktay. Yani eşyaları gömüyor, bunları gömüyor falan. Şunu sorayım Oktan Bey. Türklerin istedikleri zaman yağmur, kar, dolu, rüzgar estirip hatta fırtına çıkartabildiklerine dair taş var mı diyor Özgür Düşünceler isimli kullanıcı. Şimdi yada taşına sihirli gücüne geliyoruz burada. Evet. Deniliyor ki çok eski devirlerden kalan yaygın bir inanca göre Türklerin atalarına göklerden gelen sihirli bir taş armağan edilmiştir. Bu taş her devirde Türk şamanlarının ve büyük Türk komutanlarının ellerinde bulunmuştur. Ve yine bu inanca göre günümüzde hala bu taşın önde gelen şamanların elinde bulundukları iddia edilmektedir. Atalarımızın istedikleri zaman yağmur, kar, dolu yağdırabildikleri, rüzgar estirebildikleri, hatta fırtına çıkartabildiklerine dair
ilk tarihi belgeye de Çin kaynaklarından ulaşılabilmektedir. Evet. Ve o taş bugün stüdyoda. Cevabı verdiniz burada. Ancak müsaade ederseniz 30 saniye bu ölü meselesiyle, törenleriyle ilgili bir şeyler kıymetli hocama eklemek istiyorum. Kendilerinden öğrendiğini... Niçin yakılıyorlardı? Onunla ilgili şimdi yok. Yani o da var. Manahizm etkisine girmiş, Budizm etkisine girmiş. Binlerce boydan bir boy ölüsünü yakmış. Bütün Türklere bu mal edilemez, Türk inancına. Bir de yakma Çin kayıtlarında var. Salgın bir hastalık oluyor, veba gibi. Ölüyü imha etmek için yakılmış. Ve bu yakılma hadisesinde tabii ki yani diyorlar ki işte efendim Türkler ölülerini yakıyor. Başka bir şey, kefen beyazdan bahsettiniz. Evet. Peki kefenlediniz, yıkadınız ölüyü İslam inancına göre ki biz elhamdülillah Müslümanız sonuçta. Ve bu soruyu ben çok sordum müftülere, siz de gelen konuklara, ilahiyatçılara sorun bakalım cevap alacak mısınız? Bugüne kadar alamadık biz, bilişi sorduk hepsine. Tek tek isim isim sayabiliriz tabii ki. Neden ölü kefenlenir? Örneğin şehitler kefenlenmez, demek ki olmazsa olmaz değil bu işin, hatta yıkanmaz. Neden peki ölü yıkanır? Sonuçta siz onu toprağa veriyorsunuz. Bir başka soru, o izleyicimizin sorusuna aynı şekilde soruya soruyla cevap verelim. Ölüyü gömdüğümüz zaman çıyan, yılan, kurt yine o ölüyü yemiyor mu? Dışarıda bıraktığını farz et, kurt kuş yiyor da toprağın altında yemiyor mu? Çürümüyor mu? Yani aslında. Aslında Türklerde bir şey de vardır. Etinin zekatını verme. Kurdun kuşun hakkı var. Ben hayatım boyunca ineği yedim, koyunu yedim, kuşu avladım, yedim, ceylanı yedim, sütünden içtim, ama peynirden yedim. Ama şöyle bir şey var. Cenaze bekletilmez ve hatta ne kadar erken yok. Gömülürse o kadar eftaldir. Şunu söyleyeceğim. Bekletilme yok. Kıymetli hocamızın dediği gibi aslında zaruret var. Üstelik Türklerde başka bir şey daha var, mumyalama teknikleri, ki oraya hiç girmeyeceğim. Yani ölü aslında defnedilir, ölü kutsaldır. Türklerde en kutsal alan mezarlıktır bir kere. En kutsal, evet. Şimdi yada gelelim, taşına. Yada taşına. Gelelim, hatta gösterelim. Yada taşı, da var. Şöyle ben size ben damarlı bir safını vereyim. Bir de şöyle bir tane vereyim. Bakınız, isterseniz şöyle... Alper beni komuta etsin. Şöyle fener de getirdim. İsterseniz taşa tutarsınız. Şöyle bakalım. Yakalım. Buyurun. Kıymetli izleyenlerimiz görebilir. Yada taşı Türklerde yeşim taşından veya zümrütün damarlı kısımlarından, madenlerinden çıkartılan bir taş cinsidir. Şöyle. Daha çok yeşim taşı söylense de nadir olarak bulunduğu için zümrüt, büyük taşlar işlenmesi ve damarlı şunu olan taşların... Bu da işlenmemiş hali. Evet, evet. O bir maden, bakınız onun içinde... zümrüt damarları da var, yeşim damarları da var vesaire, birçok florit damarlarını da göreceklerdir taştan anlayan izleyicilerimiz. Bunları işleyerek çeşitli metotlarla yağmur yağdırabilecek, kar veya dolu yapacak tılsım o gün deniyor. Aslında bir metodolojidir. Bugün harp silahı vardır, yağmur yağdırma veya işte depremleri tetikleme vesaire gibi. O gün Türklerde bir teknolojiydi bu. Aslında göklerden diye bir kelime zikrettiniz biraz önce kitaptan okurken. Göklerden gelen sihirli taş. Aslında göklerden, Tengri tarafından formülü verilen, vahiyle verilen bir taş anlamını taşıyor. Yani oradaki formülü bizzat Tengri, yani Allah veriyor, yaratıcı veriyor. Dolayısıyla da şunu şöyle düşünün. Bugün CD'ler var, biliyorsunuz. İşte CD çalarlar vesaire. Yani eskiden plakların küçültülmüş hali. Yarın öbür gün daha da ufaldı bunlar. Milyonlarca bilgi o disklere, CD'lere, taşlara işleniyor bugünkü teknolojiyle. O gün de öyle bir teknoloji vardı ki bu taşlara çeşitli formüllerle bilgiler aktarılmıştı. Ve bu hava meselelerini nasıl yapacakları, hava, meteoroloji vesaire bilgisini bu taşlarda yazılıydı. Sonradan dezenformasyon olarak çeşitli... Ben bunu kapatamadım. Evet. Kapatalım. İşte yada taşı gibi, gördüğünüz gibi her şeyin bir formülü var. Alttan basıyoruz. Dolayısıyla Rusya ve Osmanlı savaşlarında 1700'lü yıllarda yada taşı kullanılmış, Osmanlı arşivlerinde de geçer. Bu bilgiyi de kıymetli izleyenlerimiz araştırırsa göreceklerdir. Ama çok enteresan bir şey olmuş. Arşivlerde geçtiğine göre bizim ordumuza da tesir etmiş, sel olmuş. Herhalde fazla kullanmışlar. Yanlış böyle kullanmış. Bir taş. Ancak bunu... Turkuaz taşıyla vesaire diğer taşlarla karıştırmasın kıymetli izleyenlerimiz. Ya da taşı tamamen bir harp savaş taşıdır. Peki çok kısa bir parantez açalım mı? Tabii, bir izleyicimiz sormuş, Ton Yukuk. Diyor ki eşle gömülmek olayı da duyuyoruz. Bu doğru mu peki diyor. Hani işte kıymetli eşyalarıyla gömülürlermiş ama eşle gömülme hadisesi doğru değil. Şimdi şöyle bir şey. Hiçbir Türk
Kaan'ı, beyi veya unsurunda kendisiyle beraber ölüme gönderilmiş eşi yoktur. Sadece eşi öldüğü zaman eşi farklı yere gömülür eğer Kaan'sa. Nedeni ise mezar hırsızlarından korunmak için. Fakat Kaan'ın atı ve bir kurt ve değerli eşyaları adet üzerine gömülür. İşte onlardan bir tanesi altın elbiseli adam. Şöyle izleyicilerimiz bilecektir. İskit ve Saka. Bakınız orada neden bunu özellikle getirdim? Bu şekilde gömülmüş. Tamamen tepeden tırnağı altın elbiseli adam. İzleyenlerimiz bilir. İstanbul'a da imitasyonu geldi. Aslında kemikler vardır orijinalin içerisinde. Almatı yakında. Evet efendim. Ve yanında bir gümüş tas çıkmıştır. Üzerine de 26 harf bir kelime. Kaan'ın başı sağ olsun diye. O taş Orkun kitabelerini yüzlerce yıl daha geriye götürdü. Yazılar o güne kadar taşlarda daha yeni biliniyordu. Fakat karbon testi gümüşe yapıldığı için daha eski olduğu anlaşıldı taşların. Fakat gümüş tasın başka bir özelliği var. Cansu Hanım nedir biliyor musunuz? Nedir? Şimdi düşünün tepeden tırnağa altın bir adam. Mezardan bahsediyoruz. Gömülmüş. Neden tası gümüş olsun? Bakın bu burada da bir sunakta küp var şu anda elimde. Bu kurganın aslında kuşlar gelsin hayrat yapsın diye. Suluğudur bu. Hani bugün İslam mezarlarında da vardır o. Peki neden gümüş tas? Şifa tasıdır. Osmanlı'da da kullanılan gümüş taslar şifa içindir. Adamın her şeyi altın, tası da altın olması lazım değil mi? Tam tersi olması gerekirdi. Şifa tası geneli de İslam unsurlarına Osmanlı'ya kadar eski Türklerden gelmiştir. En eski örneği İskit Saka altın elbiseli adam mezarındadır. İzleyenler bakabilirler, İkinci görebilirler. İkinci bir altın dörde çıktı efendim. Dörde çıktı evet efendim. Öğretim. Dörde çıktı. Şunu da konuşalım. Bu eski Türklerdeki dünya inancı. Üç dünya kozmolojisi var. Gök. Çok önemli bakın. Yer, altı ve yaşadıkları dünya. Ve bunların üçünün birbirine hayat ağacıyla bağlı olduğunu düşünüyorlar. Bu hayat ağacıyla ilgili de dinleyelim. Ama benim sizin elimde isterseniz şöyle bir şey göstermek istiyorum. Hangi kamera alacak bunu? Bakınız. Bu tamgalı sayda bulunan UNESCO tarafından dahi bu taş koruma altına alındı. Güneşi betimlediği ve şöyle ayı betimlediği söylendi. Oysa ki bakın şurada tek tek noktalar var yuvarlak. En dıştaki nokta sayısı, nokta diye isimlendiriyorum, 19 tane. En içteki şurada 10 tane bir adam var. Başıyla beraber 10 tane içte, 17 tane dışta, 17 kata inanır Türkler. 19 tane de en dışta. Şimdi dikkat edin. Çok tartışılan, hani tefsirde zorlanılan, çeşitli manalar verilen Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır. Müddessir suresi 30. ayet. Onun üzerinde 19 vardır. Yani 10, onun üzerinde 19 vardır. 19 döngüden bahseder. Arada da 17 katman sayı. Bu şunu gösterir. Türklerin inancında ve İslam inancında da Müddessir suresi tekrar araştırılırsa cehennem zebanileri veya görevlileri olarak değildir. Onun üzerinde 19 vardır. Tıpkı bu görseldeki gibi taşta 10 tane ve onun üzerinde 19 tane yuvarlak nokta. 19 hayat mertebesini gösterir. Yani insan öldükten sonra 19 defa daha, yani ilk hayatından sonra 18 defa hayata geleceğe inancı vardır. Ama nasıl? Nasıl? Tekrar reenkarnasyon olarak değil. Bu dünya hayatını Adem veya insan olarak değil, ruhani olarak olabilir, başka bir alemde, metafizik alemde, siz ona ne derseniz deyin, evren deyin, boyutlar deyin, başka başka evrenlerde kendi tekabülünü tamamlayacak imtihanlarla gelir. 19'uncunun sonunda cennet ve cehennem kararı hükmü verilir. Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet vardır. O cehennemlikler der ki ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Yaradan da der ki Kur'an'da hayır, sizi göndersem aynalarını işlersiniz. Ve dolayısıyla da bu Kur'an'a da uygun bir kavramdır eğer tefekkür edilir, araştırılırsa. Şunu sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi artık Türk tarihine ait yeni sırlar konusunda sizin de araştırmalarınız var. Bunlar da günümüzü etkileyen hususlar. Bu bakımdan önemli. Sizin şimdi bir yazınız geçti elime. Siz Orhun kitabelerinde Bilge Kağan'la ilgili anlatılanlarla Kehf suresinde bahsi geçen Zülkarneyn arasında bir ilişki kuruyorsunuz. Bunu da dinlemek isterim.
Tabii kısaca söyleyeyim ama biz Ayaz Atay'ı atlamayalım diyorum. Erol Bey çok önemli, Hızır ve Hıdrellez'de çok bağlantılı bir konu. Onu da şöyle sormak istiyorum size. Tamam, ondan sonra geçelim. Tabii, bunu mutlaka tabii. unutmayalım çünkü çok az da vaktim kaldı. Tabii. Çok kısa almak istiyorum bunu sizden Erol Bey. Çünkü şöyle bir şey, Hızır'la ilgili de şöyle bir inanış var. İşte yeşil geçtiği yerlerden yeşil olur inanışı. Ve işte bazıları onu rüyasında görür, bazıları onu gerçek hayatta görebilirler. Rüyasında görenler genellikle aksakallı dede olarak görürler diye bir inanış var. Ve buradan da zaten Ayaz Atay'a geçiliyor. Mevzu buraya geliyor, onu da dinleyelim sizden. Şöyle, Türklerde, Orta Asya'daki İslamiyet öncesi Türklerde gökten inen bir gök sakallı eren vardır, ata vardır. Bu çocuklara at koyar. Hı hı. Aynı Dede Korkut hikayelerinde olduğu gibi, Sayın Bakanımız daha iyi bilir. Dede Korkut hikayelerinde de Dede Korkut çocuklara isim koyar. Ayaz Ata ise bunlardan biraz daha farklı. Yani o da yine bir ata. Korkut ata, Dede Korkut ata anlar. Ama onun soğuklarda işte Ayaz gelip ata aslında, kimsesizlere yardım ettiğine inanılmış, evet, değil mi? Şöyle bir şey, aslında Noel Baba'nın kökeni de Ayaz Ata'da saklı. Yani biz hani Noel Baba'yı işte Demreli Nikolas olarak biliriz. Fakat ondan daha evvel, daha 3000 sene önce yaşamış Ayaz Ata soğuk tanrısı olarak bilinir. Zaten Ayaz Türkçe'de de bugün kullandığımız bir kelime. Aslında tanrısı da değil, evliyası. Evliya, evet, ata. Şaman Hristiyanlar gibi öyle isim takıyorlar. Şeyde. Ayaz Ata hani bildiğimiz gibi soğuk anlamı da var zaten. Şimdi Ayaz Ata'nın bir özelliği şu, iyilik yapar. Kışın yolda kalmışlara, işte darda kalmışlara, heybesinden işte bazı hediyeler verir, eşyalar çıkarır, onlara yardım eder. Aynı şeyde olduğu gibi Noel Baba'da da mesela çocuklara yardım ediyor, şey yapıyor ama Ayaz Ata ondan daha evvel. Üstelik Ayaz Ata'nın şeyine baktığımız zaman, belki resmi görüntüye verebilirse yönetmenimiz, Ayaz Ata'nın geyikleri var, işte geyikleri var, kürkü var. Soğuklarda dolaşıyor ve Ayaz Ata estiği yerlerden sorumlu. Yani sadece Noel Baba gibi bir gece Noel'de değil, bütün o kış boyunca ülkeleri dolaşır ve hediyeler dağıtır. Yani Noel Baba'ya geldiğimiz zaman mesela Antalya Demreli olduğu söyleniyor. Antalya sıcak bir bölge. Hani kürkün, ne bileyim, rengeyinin ne işi var orada, kızaklarla kızakların falan. Ne işi var yani şeyden? Şurada gösterirsen Erol Bey, tam Galatasaray'daki kızak arabaları. Evet. Şurada siz gösterirseniz iki kişinin şöyle karşılaşması Ayaz Atay'la, tıpkı Hızır ve Musa gibi veya İlyas gibi. Tam Galatasaray'da 5000 senelik en az bulunan figürler. Biri rengeyi çeken arabalar, evet, ve Cansu Hanım'ın elinde geyik ve iki kişi adeta çak yapıyor. Ey çak, karşılaşma. Evet, tam Galatasaray'da işte belge. Tamam. Ayaz Ata'nın rengi mavi. Bildiğiniz gibi hani buzdan dolayı buz mavisi. Şunu vereyim. Noel Baba'ya baktığımız zaman da Noel Baba'nınki kırmızı. Aslında kırmızı 50'li yıllardan sonra oluyor. İlk Noel Baba'nın rengi yeşildi. Yani sonra şey yapıyorlar, rengini değiştiriyorlar. O meşhur bir içecek firmasının evet şeyidir. Aslında bir reklam yani şeyde. Yani böylece yani Noel Baba'nın aslının da aslında Türk geleneklerinden geldiğini ve aslında Ayaz Ata olduğunu öğrenmiş yani, oluyoruz. Yani Hızır figürünü orada da görebiliyoruz aslında yani, çok net. Çünkü yardım şöyle görüyoruz, Ayaz Ata'da işte kimsesizlere ve ihtiyaç sahiplerine soğuk havalarda yardım ederdi. Ediyor. Bu yüzden de soğuk tanrısı denilmiş ama aslında soğukta yardım eden bir tanrı kelimesini evliyadır. Türkler kullanmıyor Cansu. Ayaz Bobo diyorlar. Başbuğumuz daha iyi bilir. Atalı. Ata diyorlar. Tanrı Ayaz diyen yok. Tanrıyı bu batıcılar çıkarmış, koymuşlar. İlla Türkleri bir şeye taptıracaklar. Tapmaz Türkler Allah'tan başka bir şeye. Hatta Allah'a bile tapmaz, secde şimdi eder. Affedersiniz, bir şey aklıma geldi. Onu söyleyeyim. Bir, şimdi çok meşhur bir arkadaş var. Kur'an-ı Kerim'le ilgili ilginç yorumlar yapıyor falan. Bir şey demiyorum ve saygı duyuyorum. Okuyorum, benim istediğim tarafları oluyor filan da. Bu arada işte eskilerin Tanrı'nın oğlu dediklerini filan söylerken, mesela diyor Türkler de Tarkan'a Tanrı'nın oğlu derlerdi. Tarkan'ı nereden biliyor? Tarkan resimli romanlarından biliyor arkadaş. Tarkan diye öyle bir belli kişi yok. Türklerin öyle kimseye Tanrı'nın oğlu falan dedikleri de yok. Ama kitabına ciddi ciddi bunu yazabiliyor. İnsanlar da okuyor, ha demek ki Tarkan Tanrı'nın oğluymuş diyor. Yani ne yazık ki böyle
uydurma, anlamsız, delilsiz falan sözler bilgi haline geliyor. Evet, arkasından diyorlar, Türklerde çok tanrıcılık var. Yok, hayır. Türklerde çok tanrıcılık yok. Türkler tek, tek tanrıya inanıyorlardı. Dahası da, daha ileri bir anlayış, tekin tanrı olduğuna inanıyorlardı. Yani çok tanrıcılıktan tek tanrıya geçmek bir ciddi aşamadır. Ama tekin tanrı olduğunu bilmek ise son aşamadır. Türkler baştan beri o inançtaydılar. Dedim. Gök tanrı kelimesinde gökte Türkler tanrısını, tengrisini tek olarak kabul ediyor ve yere koymuyor. Yani ona eğer bir yer izafe edeceksek o gökte diyor. Yere yaraştırmıyor. Ama şimdi şundan esinlenmiş olabilir mi? Oğuz Kağan'la ilgili hani geçiyor ya, işte gök mavisiydi benzi o çocuğu. Kök tengri diye. O. Bakın Türkçe'de kök tengri mavi gök demek. Programın başlarında aslında söylemiştim o kelimeyi. Gök tanrı tengri farklı, kök tengri farklı bir kavram. Aslında kök kelimesi de ök, ökkeş, yetim, doğmamış, doğrulmamış. Kul huvallahu ahad, Allahu samet. Lem yelit ve lem. Evet. Öksüz diyoruz öksüz ya. Öksüz diyoruz ya. Ökü babasız, olmayan yani. Aynı Adem'in babası olmadığı gibi vesaire. Allah'ın da bir sonuçta haşa babası yok. Bizim inancımızda, İslam inancında doğmamış ve doğrulmamıştır. Tengri de o manadadır. Yani öksüz manası öke, ökkeş. Tanrıkeş bir millet Türkler. Tapkan. Tanrıya tapkan ama. Divan-ı Lügat'ı Türk'te geçer. Kulbak maddesinde. Oo, kulbakı da yeniden bilgi, yeniden diri bilgiye bu kavuşturan. Şu Zülkarneyn'i biliyorum, sabırsızlanıyorsunuz belki vakit. Ama çok az vakit. Hemen anlatacağım. 12 dakikam var. Öyle mi? Evet. Ben size 5 dakikada hemen yorumlayayım onu. Şimdi Zülkarneyn isminde Kur'an-ı Kerim'de bir bilge var. Çift boynuzlu Zülkarneyn. Kehf suresinde geçiyor. Kehf suresinde çift boynuzlu demek. Miğferlerde Türklerin. Vesaire. Evet. Bazı eski tarihçilerin de Türklere miğfer dediği vardır. Türk, miğfer anlamını taşıdığı. Oradan geldiğiyle özdeşleştirelim. Şimdi Zülkarneyn kimdir Kur'an-ı Kerim'de? Diyor ki ayet-i kerime 86. ayet Kehf suresi. Nihayet güneşin battığı yere vardı. Onu kara bir balçıkla batar buldu. Onu yanında orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine bir Zülkarneyn. Onlara ya azap edecek veya haklarında iyilik etme yolunu seçeceksin dedik. Allah böyle buyuruyor. 85'te o da bir yol tuttu gitti. 89'da sonra yine bir yol tuttu gitti. Kehf suresi 90. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca öyle bir kavim buldu ki, burada da başka bir kavim buluyor. Onlar hiçbir güneşe karşı örtü yapmamıştık diyor. Şimdi Zülkarneyn bir ordu komutanı Kur'an'a göre. Peygamber demiyor. Hatta İslam alimleri bu konuda tartışmalıdır. Kimisi peygamber, kimisi büyük bir veli, kimisi büyük bir komutan ama Allah'ın kutlu kişisi olduğunda... Hatta İskender fikir, diyenler diye, bile o var. Yanlış tabii bir tabir. Makedonyalı sapkın emelleri olan bir tarihi kişilik İskender, Zülkarneyn değildir. Oğuz Kağan'dır bize göre. Çünkü aynı Kur'an-ı Kerim bu ayetleri, bakınız Bilge Kağan ayetlerinde, Orhun kitabelerinde nasıl geçer? Bilge Kağan kitabelerinde şöyle der. Onun bir ordusu vardı. Rahata Çin'in ipeğine kanma. Ve en batıda, en doğudan, en kuzeye bir ordu hazırladım. Gittiğim yerlerde güneşin kavurduğu, güneşin battığı son millete onların arasında hüküm verdim. Aynı Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde onlara istediğin gibi hüküm ver. En doğuya git, güneşin battığı, en batıya git, doğduğu yer. Aynısı Orhun kitabelerinde kelime kelime yazar. Burada ordumla Tengri buyruğu ile adalet getirdim. Hani Kehf suresinde diyordu ya 86. ayette, istersen bizim buyruğumuzla buna, bu kavme güzel davran, istediğini yap, sana bıraktık. Oğuz Kağan'ın bütün metinlerinde de aynı ibareler birebir yazar. Şimdi Bilge Kağan kelimesi çok önemlidir Cansu Hanım. Bunu Kazım Mirşan hocamız, ellerinden öpüyorum kendisini. Bir programda da açıklamıştı. Biraz önceki o altın elbiseli adamın yanındaki kasenin de üzerindeki yazılardan Orhun kitabeleri çok şükür geriye gitti. Bizim yıllardan beri iddiamız buydu. Karbon testi yapılamıyor diye taşlara. Bin yıl geriye götürdü. Evet. Kazım. O tas onu bin yıl geriye götürdü gibi Kazım Mirşan'ı da doğrulamış oldu. Çok şükür bizleri de. Şimdi şöyle bir şey var. Bilge Kağan bir vasıftır. Tıpkı kıymetli namı Kemal Zeybek Beyefendi'nin Bilge
kişilik olduğu gibi Kaan olduğu gibi. İsim zannedildiğinden dolayı tarihi Bilge Kağanlar çoktur. Fakat 700'lü yıllardaki Bilge Kağan'la karıştırılır bu. Yanlış buradan kaynaklıdır. Evet, Zülkarneyn Oğuz peygamberdir. Zülkarneyn aynı zamanda bize göre Oğuz Kağan'dır. Ve incelendiği zaman taşlarla Keyif suresindeki Zülkarneyn kısası birebir aynı metinleri rastlayacaklardır. Söyleyeceğim de şimdilik bunlardır. Tabii burada ben Türk takvimi ile alakalı birçok şey getirdim aslında. 12 objeler getirdim tabii. Türk takvimi. Onların orada da aslında Türk takvimi, 12 hayvan Türk takvimi, şu felekler meselesine, gök çığırığına da değinelim biraz. O da 12 dakikamız hani kaldı ya, demiştiniz. Kahpe felek. Kahpe felek tanımlaması nereden geliyor? Onu da bir konuşalım ya. Evet. Değil mi? Şimdi siz bir kere şu nereden şimdi geliyor? Mi konuşalım onu? Konuşalım. Şimdi şöyle Türk takvimini göstereyim önce. Bakınız burada çeşitli hayvanlar var. 12 parçalı. Çinlilerin kullandığı ama Türk takvimidir. Türklere kesinlikle ithaf edilen bir takvimdir. İşte domuz yılı, inek yılı, sıçan yılı, tavşan yılı, balık yılı, at yılı, koyun yılı, horoz yılı vesaire. Burada da bunların, işte bu bir Türk takvimidir. Bunların üzerinde o hayvanların motifleri vardır. Aslında 12 yılda bir gelen bir döngü değildir o çark felek dediğiniz. 12 aya da tekabül eder. Örneğin yazın ne olur? Taylar meydana çıkar, çiftleşirler baharda. Tavuklar civcive yatar kuluçkaya. Onları domuz yılı, mısırlar olgunlaşmıştır ve bir şekilde tarlaya girmiştir. Bugün dahi Anadolu'da tabiat takvimi denen bir uygulama vardır. Ağaçların köklerinden ve bitkilerinden kıymetli bilgi kanun bilir bunu. İncelerler ve derler ki bu yıl kıtlık olacak veya kurak geçecek veya da bolluk olacak. Bitkiler ve tabiatın o çeşitli unsurlarından ve hayvanların bıraktığı izlerden bunu keşfederler. Bu Türk kozmolojik takvimiyle alakalıdır. Fakat tabii sizin söylediğiniz konu daha geniş bir kapsamlı. Süremiz çok az olduğu için o konuya girersek çok yarım kalacaktır. Onu önceden söyleyeyim. Peki o zaman ona girmeyelim. Onu da başka bir programa saklayalım. İzleyicilerimiz de merak etsin. Şuna girmek istiyorum. Bu da kısa olacaktır. Hazreti Osman'ın kılıcındaki sırdan, kayı mühüründen onu kıymetli Bilge Kağan'ın bahsetsin. Hocam, kendilerini sahaya alıyorum. Çok değerli bir sizden dinleyelim. Hayır, aslında artık sizinle de noktalamış oluruz aslında bu hadiseyle. Alçak gönüllülük gösteriyor. Estağfurullah, istirham ederim hocam. Değerli dostum, tamamen kendisinin bir buluşu. Siz olmasaydınız yani Oktan meydana çıkaramıyordum efendim. Oktan Bey'i iyi tanımak lazım. Oktan Bey şairdir. Estağfurullah. İyi şairdir. Ben şair değilim ama şiirden anlarım. İyi bestecidir. Müzisyen. İyi müzisyendir. Çalıp çığırır müzisyen. Her türlü Türk çalgısını. Batı çalgılarında çaldığını gördüm. İyi bir araştırmacıdır. Romanları vardır, kitapları vardır falan. Kitapçılarda Oktan Keleş diye girilirse görülür. 16 yıldız bilgi ağlarında, yani internette 16 yıldız diye yazılıp tıklanırsa orada onun bir resimli romanı da var. Kulbak Bilge diye falan. Ama bence en önemli özelliği nüfuz-u nazar sahibidir. Yani birçok insanın bakıp da göremediğini o görür. Çok ilginç. Bana çok ilginç geliyor. Yani nedir bu? Topkapı Sarayı'nda iki kılıç var. Bunlar mukaddes emanetler arasında. Ve Hazreti Osman'ın kılıcı, Hazret dedikleri yani üçüncü halife, Hazreti Osman'ın kılıcı diye sergilenen iki kılıç. Kılıçlardan birinin üzerinde açık seçik kayı boyunun damgası var. Var. Duruyor da. Asırlardan beri. Niye kimse görmüyor bunu? Ama işte Oktan Bey gidiyor görüyor. Ve ben onun yazısından okudum. Allah Allah dedim ya, biz bunu hiç duymadık. İlber Ortaylı, büyük tarihçi ve Topkapı Müzesi'nin de başkanı o zaman. Onu aradım. Dedim ki hocam, böyle bir iddia var. Bir bakayım da bilgi vereyim dedi. Ve bilgiyi aldı, dön dedik. Evet dedi, doğru dedi. Hazine dairesindeki kılıcın üzerinde kayı boyunun damgası var dedi. Kayı boyunun damgası. Ya böyle bir şey nasıl olabilir hocam dedim. Çıkışta da var. Evet, şu görülüyor. Çok açık seçik görülüyor. Yani kayı boyunun damgası. Evet, orada zaten. Evet, kılıcın üstü o zaten. Kılıç o. Üst tarafta. Şimdi biz kayı boyunu
Yani 24 Türk boyundan birisi ve sanki sadece Osmanlı Devleti'ni kuran kara keçillerin mensup olduğu boy gibi düşünüyoruz. Ha öyle değil. Kara keçiller kayı boyundan bir aşiret. Kara keçiller. Kayı boyu çok daha büyük bir gerçeklik. Yani kayı boyuna girdiğiniz zaman Mu uygarlığında, Mu uygarlığı James Churchward'ın kitaplarında bile kayı boyundan bahsedildiğini görüyorsun. Atatürk tespit etmiş, onun altını çizmiş. Kayhan diye ve kayı boyu diye. Dolayısıyla işte onu bulan, ortaya çıkaran değerli Oktan Keleş. Benim yaptığım sadece yani İlber Ortaylı'yı arayıp bu işi doğrultup bunu da televizyonlardan, yani İlber Bey tanıklığı çok önemli tabii, o gerçek bir bilim adamı. Siz olmasanız efendim çıkmıyordu evet. Meydana. Estağfurullah. Bir de fotoğraf da çektirmiyorlardı evet. Malum haliniz. Sizin çok büyük katkınız oldu. Estağfurullah. Yani daha başka da var. Birçok konu var. Yani. Kabe'nin anahtarı meselesi. Evet. Zaten onu da çok kısa bir alakalı. Özetleyelim. Bağlantılı tabii, çünkü. Onu Osman kıymetli yine Namık Kemal Zebek Beyefendi hocam versin. Kendisinin rahlesini evet, öğrendik biz bunları. Şimdi, kendisi mütevazılık yapıyor. Diyor ki, diyoruz ki şu soru hep sorulur. Niye Osman? Yani mesela Osmanlı padişahları içinde Ömer yok padişahlarda. Ebu Bekir yok. Hatta Ali yok. Hatta Ali yok dememin sebebi şu. Onlar Alici. Yani Sultan Selim'e kadar Alevi. Sonra da hep Alici. Ama Ali adı yok. Hasan Hüseyin de yok. Ama Osman nereden? Yani dört halifeden birisini koysalar en son Osman'ı koyarlar. Onda sebepleri var da girmeyelim şimdi. Peki niye? Ha. İşte Oktan Bey'in buluşu şu. Bu kılıç aslında Hazreti Osman denilen 3. Osman'ın değil, başka bir Hazreti Osman'ın kılıcı. O da Osman bin Talha. Osman bin Talha kim? Çok uzun da hikayesi ama çok kestirmeden söyleyelim. Osman bin Talha Süreyç kabilesinden ve kılıç ustası bir kişi kılıç yapıyor. Zaten Süreyç kabilesi Türk asıllı bir kabile. Onun da Türk asıllı olduğu yine Arap kaynaklarından buldu ve ispat etti Oktan Bey'i. Ve bu kılıcı yapıyor. Bu kılıcı sonradan çok yakın dostu olduğu, başlangıçta bir sürtüşmeleri var ama sonra yakın dostu olduğu İmam Ali'ye hediye ediyor. İmam Ali yoluyla İmam Ali'nin yani Ehl-i Beyt'in mukaddes emanetlerinden 8. İmam'a kadar geliyor. İmam Ali Rıza'ya. Meşet'te mezarı bulunan imam. Meşet biliyorsunuz Horasan'dadır. Türkistan'a yakındır ve o imamların Türklerin Müslümanlığında çok büyük etkileri vardır. Ondan Ahmet Yesevi Hazretlerine intikal ediyor. Ahmet Yesevi'den Şeyh Edebali'ye. Şeyh Edebali de diyor ki Otman ya da Orkun her neyse. Sen babasının adı Ertuğrul, oğlunun adı Orhan. Bu Osman araya nereden girmiş? Bunu sormuyor tarihçiler. Türkmen adları Konur Alpler. Ertuğrul bilmem ne. O efendim Süleyman Şah işte Ertuğrul'un babasıymış, o uydurma. Öyle bir şey yok. O Süleyman Şah önemli bir kişi ama Ertuğrul'un babası Gündüzal. Gündüz, Ertuğrul, oğul Orhan araya bir Osman giriyor. Ha Osman değil o. Yani değerli dostum Orkun diyor ama ayrıca o dönemin vekanivislerinden bir Yunanlı Orkun onu Otman diyor. Diyor ki Otman ya da Orkun her neyse senin adın Osman olsun çünkü bu kılıcın yapıcısı olan kişi Osman'dır. Ondan sonra onun adı Osman oluyor. Bu iş olmasaydı biz Osmanlı değil de Otmanlı ya da Orkunlu Türkler olacaktı. Pekala, bununla da noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için ayrı ayrı. Çok değerli büyüğüm. Size de çok teşekkür ediyorum değerli katılımlarınızdan dolayı. Efendim biz bu gece Hıdrellez geleneği ve eski Türk inançlarını ve günümüze yansımalarını konuştuk. Çok değerli isimlerle birlikteydik. Kültür Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek ve araştırmacı yazarlar Oktan Keleş ve Erol Elmas bizlerle birlikteydi. Bazı kitaplar da göstermek istiyorum yayını kapatırken. Oktan Bey'in kitapları bizim bu gece konuştuğumuz kitapların birçoğu bu konuların birçoğu bu kitapların içinde tabii farklı farklı kitaplarda geçiyor. O yüzden hepsini göstermek istiyorum. Oktan Keleş'in Asa isimli kitabım
Melekler Ağlarken isimli kitabı. Yine kaynak kitaplardan birisi. Abdülhamit Han'ın Bilinmeyen Sırları Sırdaş bu kitabı. Bir Meczubun Rüyası kitabı. Ve aynı zamanda Melami Savaşları isimli kitabı. Bu kitapların içinde bu gece konuştuğumuz konuların farklı farklı bölümlerini birçoğunda bulabilirsiniz diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum değerli katılımlarınız için. Sağ olun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bu arada bir tane izleyicimiz demiş ki çok süper program oldu Can Bey. Tengri sizden razı olsun. Hepimizden razı olsun Can Bey diyelim. Bu şekilde noktalayalım. Mutlu geceler diliyorum ve bütün dilekleriniz kabul olsun efendim. İçinde de bizimkiler. Hoşça kalın. Şu an duyuyorum seni sen. Ece...